Hop, pardon, geçmişiz kameraya. Pardon. Hoş geldiniz. Ne haber? Backstage. Ay. Bu hafta tekrar hoş geldin Dilmali Young arkadaşımız. Biliyorsunuz abi, biz asla haftalığa iyi bir parçayla girmeyeceğiz. Ben size böyle internetin dibinden kötü Türkçe rap parçalarını taşımaya ve tanıştırmaya devam edeceğim. Ama çok güzel. Hakikaten Nolan filmi gibi ters köşe yapıyor sonunda parça Sana bir şey diyeyim mi? Ben bile duymadım bu şarkıyı ya. yani. İlk defa Bu duyuyorum. arada, bu arada Cezene Burak'ın atası bu arada. Bence. 2014 ve Nette'den geldi abi. 2014'te de Nette çok farklı değilmiş yani. O açıdan mutlu oldum ben. Bu arada Mokia Prime'ını bize bazmış. Dakika bir gol bir başladık. Bazmış. Dakika bir gol bir gittik abi. Mokia Prime'ını bize basmış. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Kroplatonik demiş ki baştan IQ'muzu hazırladığın için teşekkürler abi. Bu arada geçen hafta da dilim dönmemiş. Ben podcast'lerde fark ettim. Kroplatonik'in ismini ben Kroloptonik diye falan böyle rastgele okumuşum. Kusura bakma abi. Abi evet, Bulgari gözlük bezi. Ya Bulgari değil de normal Türk gözlük bezi de. Oğlum ne yaptın ya sen? Valla Dinleyelim mi bir kere daha? İster miyiz? dinleyelim dinleyelim. O Allah zaman kahretmesin seni. bir kez daha mı Young Abi Money altına geliyor. bit koysaydım bu hafta bari Ya birazcık olsun. üşendim. Bu hafta bayağı bir demo ile falan uğraşıyordum Bu arada şehir ve ritim benim ilk haftalık programım, çok heyecanlıyım. Neler oluyor burada? Şimdi birazdan açacağımız gibi şeyler oluyor. Saçma sapan. O zaman geliyor. Flowlarım altından mı? Şaldış şaldış. Nargileler uçuşuyor havalarda. Şaldış şaldış. Sert mi gireceksin? Oh! Şaldış şaldış. Evet. Neyi açtın? Ya yapmayalım bunu. Şaldış Oh! şaldış. Bulgari 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 Bulgari. Bu nasıl bir strateji ya? Of. Bulgari 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 Bulgari. Maalesef gerek yok. Of. Bulgari 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 Bulgari. Bu nasıl bir strateji ya? Of. Bulgari 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 Bulgari. Kenarda bekliyor ama. Of. Bulgari 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 Bulgari. Bu nasıl bir strateji ya? Of. Bulgari 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 Bulgari. Ben de bir şey kullanmıyorum Of. ama. Bulgari 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 Bulgari. Taş gibi müzik yapıyorsun. Of. Bulgari 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 Bulgari. Teveccühünüz. Hayır, hayır, hayır. Evet. Haftalıkta ne yapıyoruz dersek genelde biz bu içeriği aslında ciddi bir içerik olarak başlamıştık. Oradan gireyim konuya. Haftalık olarak Perşembe gecesi çıkmış işlere bakıp yorumlar getiriyorduk ama Türkçe rapçiler sağ olsun abi programın da bir ciddiyeti hani ciddiye alınabilirliği kalmadı parçalar hani şey bazında çünkü hani biz Mali ile ikimiz burada artık onun da Perşembe gecesi Spotify'da ne işi varmış falan demeye başladık yani hani parçaları gömerken ve işte Mali'nin olmadığı haftalarda da ben Mali'nin eski yayın kayıtlarından falan Mali'nin üzerine oynuyorum. Öyle eğleniyoruz. Ama en çok seyredilen ve en çok eğlenilen içeriğimiz bu. Böyle özetleyebilirim. Bu arada Doktor SBK hoş geldin. Nagile bir de açayım bu arada. Toplanalım. Ne yapıyorsunuz? Sizler chatten anlatın bakalım haftanız nasıl geçti. Ha bu arada ufak bir de duyuru yapayım. Dün elektrik kesintisi yüzünden Hip Hop 101 yayını yarım kaldı. Ya pazar ya da pazartesi akşamı beef konusunu tekrar açar bitiririz. Bu gece de NBA olmaz çünkü sabah 4'e koymuşlar abi. Hani sabah 9'da biter o yayın. O kadar dayanamam muhtemelen yani. Evet Malicim. Haftan nasıl geçti? Tatilin nasıl geçti? Burada yokken neler yaptın? Anlat bakalım biraz. Çat diye girmeyelim hemen. İşte senin şarkını dinledim, koydun. Hahahahahahah Bir de gece gece mesaj atmış adam ya. Videosunu çekip mesaj atmışsın. Ben sabah mı gördüm onu, gece mi gördüm? Saçma sapan bir saatte gördüm. Bir yatağın üstünde zıplıyorum, uyuyordum yani. Yatağın üstünde zıplaya zıplaya güldüm. Ama ayıp etmişsin. Bir beat koysaydın altına ben onu yayınlardım. Albüm Kanka kapağı da yaptım. Onu da bir ara gerçekten çok YouTube'a koy. üşendim. Gerçekten çok Albüm üşendim kapağı. hatta Discord'u falan yeni adam ettim. Bu arada bu yayına ilk kez gelenler için söyleyeyim artık Discord'umuz düzgün. Ünlem Discord yazarak oraya gelin abi. Artık aktif bir Discord'umuz var. Albüm kapağını da yaptım ben. Sana göndereyim. Onu YouTube'a koyalım bir ara. O gönderdin çok da beğendim. Bu arada Sufio 28 güzel bir soru sormuştu. Twitter'da duyurmuştuk. Türk prodüsörlerle birlikte beat dinlemeyi planladığınız yayın hakkında somut gelişmeler var mı? Var abi. Henüz planlamadık çünkü hala yayın takvimim biraz muallakta gidiyor benim bu ara. Ona da haftada sabit bir gün belirleyeceğiz. Benim dışımda ve işte programı ortak yapacağım 2-3 arkadaşım dışında her hafta farklı prodüktörleri de konuk alıp dinleyicilerden gelen beatleri dinleyeceğiz. Kendi beatlerimizden bir şeyler açabiliriz yayınlanmış veya yayınlanmamış. Öyle bir beat, enstrümantal hip hop dinlemek üzerine sadece beat de demeyelim. Enstrümantal hip hop dinlemek üzerine bir yayın yapmayı planlıyoruz. Vallahi görmedim Sezar ya. Bu hafta hangi parçalar var? Bakalım merak edilen. Ben yine bir yabancı parçayla gireceğim bugün. Çok gurur duyduğum bir iş yapıldı çünkü.
Onun dışında Red Wine Killers var. Unuttuğum varsa diye bu size okuyorum. Siz de bana söyleyin abi. Akdeniz Coast var. Hayki var. Tepki Allame var. Ecofresh ve Hydra'yı aldım. Hydra'nın yeni albümünden. Çünkü iki single'ına bakmıştık daha önce o albümün. La Diez var. MRF var. Aslan Türk var. Kozmik Karınca var maalesef. Ezel var tabii ki. Yasin Obuz var. Oley. Serhat var, Kroni var. Hani benim unuttuğum bir şeyler varsa, hani Discord'da gönderdiğiniz her şeyi ve Wall Sözlük'teki Perşembe gecesi başlığındaki her şeyi aldım ben. Ezel var. Aldım ben. Koyduysan. Söyledim Ezel'i, söyledim. Söyledim mi? Ben kaçırdım pardon. Bilmiyorum abi. Kozmik Karınca da Twitter'da retweetlerle aldım. O şekilde gördüm yani. Uzun karınca oyuncu mu ya? Gamer mı? Herhalde. Ya ben Twitch Ha. dünyasında seyrettiğim sayılı kanal var. Çok bilmiyorum. Belki Twitch'te bile değildir adam. Belki Facebook Gaming'dedir. O zaman ufak ufak başlayalım mı ya? Ne dersiniz? Başlayalım. Tamam. Ben dediğim gibi ilk global işimize başlayacağım. Parça hakkında ufak bir bilgi vereyim. Hollanda'da yaşayan bir Türk prodüktör Farhan Beat yaptı. MC8'in yeni albümünden geliyor parça. MC8, DJ Premier ve Conway Honcho. Evet. Nasıl buldunuz parçayı? Mali. Kaliteli şarkılar dinliyor muyuz biz ya bu yayında? Yani Farhan'a çok teşekkür ederim abi. Dinledik ve gerçekten tebrik ederim, gurur duydum ya. Yurt dışında da artık hani mainstream'de Oz gibi işte biraz da MC8 gibi Golden Age'den gelen abilerimizi besleyen Farhan gibi isimleri gördükçe mutlu oluyorum ya. Hani abi gerçekten çok iyi beat ya. Zaten MC'lere lafım yok. Ben sen söylemesem Primo falan yapmış diye düşünürdüm. Çok mu abartı olur bilmiyorum da. Yo tam zaten Primo'nun kafasını bulmuş ama birazdan New Wave soundlarında daha önceki Aynen. haftalarda incelediğimiz. Bu arada bu parçaya geçmeden chat'e ufak bir sorun var. Sen muhtemelen kaçırmışsındır. Abi geçen cumartesi Boğaçların kanalındaki Türkçe rap irtibat mikrofonunu seyreden var mı aranızda? Çok üzüldüm ben o gün ya. Biraz anlasın adam bilmiyorum. Ya Gupse, hoş geldin. Takip için teşekkürler. Aynen var. Chat'te var. Abi çok güzel bir içerik. %100 müzik sponsorluğunda Ercüment abi, Ercüment Orkut, Beneficus TV, Soykan ve Boğaç, Educated Ear. Her hafta konsept bir şekilde irtibat mikrofonu adı altında chatlerinden gelen, Discord'larından gelen, abonelerinden gelen daha doğrusu şarkıları, tabi konsept limitiyle oluyor bu, inceliyorlar. Geçen hafta Türkçe rap yayını yaptılar. Romario takip için teşekkürler, hoş geldin abi, konuşamadım. Abi bizim Türkçe rap kitlesi şeyi atladı orada. Hani orada chat'i resmen mahvettiler ya. Hani orada bir eleştiri yapılıyor. İşte siz bunun yaşantısını bilmiyorsunuz. Yok işte siz de müzik mi yorumluyorsunuz'a falan geldi. Bunu dediği insanlar da hani biri Hollanda'da soundtrackler, score müzik üretimi üzerine yüksek lisans yapıyor. Diğeri Türkiye'nin sayılı caz piyanistlerinden bir tanesi falan insanların yani. Orada ben o yüzden çok üzüldüm abi bizim kitle adına. Ve evet kötü parçalar da atıldı insanlara bu arada ama. Hani ben hitap ettiğimiz kitle açısından üzüldüm yani. Yoksa yayıncılar gayet iyi idare ettiler yayını yani. Her şeye rağmen. Yayın tekrarı hala 14 gün geçmediyse duruyordur bu arada. İzlemeyen varsa abonelere, Boğaç'ın abonelerine öneririm izlemelerini. KSSR, pardon KSRR. Takip için hoş geldin. Takip için teşekkürler, hoş geldin abi. Ben bugün niye konuşamıyorum ya? Hani Çok erken başladın. evet iyi bir parçayla da girdik aslında ama bana niye böyle oldu bugün? Normalde konuşamamak bizim artık kötü parçaları üst üste dinledikten sonra IQ düşüşümüz sebebiyle oluyordu genelde. Miraç demiş ki rap müziği aşağılayıcı bakışlarına katlanamadım. Abi maalesef şöyle bir gerçek var. Türkiye'de icra edilen Türkçe rap müzik aşağılayıcı bakılacak bir müzik haline geldi. Çünkü müzikal bir şey yok içerisinde. Prozodi bilen MC sayısı çok az. Keza şan dersi, armoni bilgisi yani müzik teorisi falan bilen insan sayısı çok az bizim camiada yani. Globalde böyle bir şey söz konusu değil ama Türkiye için maalesef böyle yani. A1 hoş geldin abi. Neyse o zaman biz bugünkü IQ testimize başlayalım isterseniz. Hazırsanız daha doğrusu.
İlk parçamız geliyor. Çamur ve takçi. Alışkın bünye. Evet. Ben fade attım abi. Ne diyorsun? Mali? Sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor. Allah Allah. Aksaklık için kusura bakmayın, normalde böyle olmuyordu. Neyse, Mali sesi ayarlarken ben gireyim abi madem. Abi evet, gerçekten çamur ve takçi ya taksi, hani nasıl okunuyor bilmiyorum ama artık gerçekten çok kötü nick seçimleri görüyoruz. Kamerana da bir şey oldu Mali bu arada. Çok kötü nick seçimleri geliyor ya. Çünkü böyle kelimeler yok abi, hani bu herhangi bir dilde böyle kelimeler olmadığı için yani nasıl okunduğuna dair bir fikrim yok gerçekten Kane hani. Yine stock beat kafası, biraz sıkıldım. Epidemic'ten çıkmış bu arada, ben ilk nette diye açtım ama hani yani artık bu tür beatleri duymaktan çok sıkıldım. Bu arada sesin geliyor galiba Mali, bir test edelim. Yok, gelmiyor. Ya bas konuşu mu unutuyorsun? Açtın ama gelmiyor. Müthiş. Allah Allah. Neyse. İstiyorsan kalbimizdesin isimli fotoğrafı tekrar koyayım şuraya. Bir tekrar bağlanıp gelsene. Anlamıyorum bir şey diyorsun ama. O iki tane ben var. Oo. Şu an geliyor mu? Şu an geliyor evet. Tamam, Discord'la alakalıymış. Ben de ayarlarıma bakıyorum. Da. Biz de Jack sesini duyuyorduk aslında ama. Tamam, şu an sıkıntı yok. Neyse. Ben parçaya devam edeyim. Abi yani yine gereksiz yoğun bir autotune kullanımı var. Bu fazlasıyla yordu yine dinlerken. Ve parça yine 3,5 dakika olmasına rağmen bayağı birkaç saat sürüyormuş gibi hissettim. Yani iki arkadaşın da benim dikkatimi çekebileceği bir performansı yok açıkçası. Sen ne dersin? Aynılarını söyleyecektim ama tek ekleyeceğim, hani bu geçen haftalarda dinlediğimiz şarkılara göre şaheser kalıyor yani. O kadar kötü şeyler dinledik ki. Dur da bugün yani... de dinleyeceğiz. Hatta dinleyelim bir tane. Bakalım göreceğiz. Çünkü chatten bir talep geldi. Yasin Obuz'un parçayı öne çekip de işkenceyi erken bitirsek mi önerisi geldi. Sen de okey diyorsan ilk ona bakalım. Bir ama parça... geçmeyeceğiz. Ya ona söz veremem ya. Aa lütfen. Tamam. Varsan öne çekelim. Tamam, bakarız. O zaman ben şimdiden şuraya önce bir logomuzu getireyim. Sonra bu parçayı ben dinlemeyeceğim. Ya şöyle, ben dinlemeyeceğim derken ekranda ben olmayacağım. Tamamdır. Ben hazırlıklarımı yaptım. O zaman sıradaki parçamız Yasin Obuz Ala geliyor. Of of of. Ben tekrar muazzam. Kendimin yerine Acun'u koyayım da. Heh, tamam. Öncelikle çok beğendim. Önümüzdeki yarışmalarda da seni aramızda görmek istiyorum Yasinciğim. O ses Türkiye gibi. Yo, yine Survivor alırım seni ya. Ben niye Acun RP'si cosplay... Bu arada bana şey diye mesaj atsana Discord'dan, ekrana vereyim. Acun bir otel meselesini konuşmamız lazım. Bir de bizim bir şarkı işi vardı diye bana mesaj atsana, ekrana vereyim ben onu. Atıyorum ciddi. At ben de onu ekrana vereyim senin kameranın yerine. Neydi cümle? Söyle ya ama neyse boş ver ya. Gereksiz kötü RP'lere girmeyelim. Bütün konuşmayı verdim gerçi, böyle ama olsun. Bu çok gereksiz bir şeyle uğraşıyoruz şu an. Neyse. Evet, parçaya yorumum gereksiz. Yok çünkü abi. Ne yorum yapabilirim yani? Dur Acun'u kaldırayım, ben olayım tekrar. Ha. Bu da böyle şizofrenik şarkının program iki tane... Aynen. İki tane... Oğlum Flash yerine TV8 logosu koysaydım bari. Evet, onunla mı uğraşacağım? Flash TV bizim nette içeriklerimiz için fahri logomuz abi her zaman için yani. Ve tabii ki şey hiç biliyorsun yani. Bir de Rapkolik adam sponsorluğunda ve Hayal Annem sponsorluğunda Soğuk Savaş yaparken de logomuz. Ama onu bir daha yapmayacağız. Yapmayalım. Çok abi ama hala aklımdan çıkmıyor. Ya o ya. Orada sormayı unuttuğum bir şaka vardı ya. Keşke onu da sorsaydım. Çok içimde kaldı. Neyse. Şarkının iki tane iyi tarafı var ama. Bir tanesi kısa. Bitmesi değil mi? Evet. Çabuk bir tanesi de doğrusu. Kızlar ama tipim değil o yüzden. Çok şey yaptım, girmedim oraya. Geçelim mi bunu bir sonrakine? Ya biraz görmez miyiz ya? Abi, niye görmeyeceğiz? Adamın şivesi kaybolmuş lan. Bu adamın abi, şivesi var mı? Yani şey, söz müzik Yasin Obuz yazıyor YouTube videosunun altında ama ben hani şöyle söyleyeyim. Gerçekten Anıl Piyancı'nın ghostwriter'lık yaptığına çok emin gibiyim bu arada. Bunu şaka yapmıyorum. Hani çok Anıl hissettim yer yer. Mastering ve aranjede Buğra Kunt ve Deniz Kamboz gibi iki bilindik ismi görüyoruz camiadan. Şaşırdım. Gerçi şaşırmadım, para yani açıkçası.
Gerçekten şey abi, flow ya, flow demeyeyim ona gerçi. Flow yok parçada ama hani yapabilse flow yarı Benfero yarı Anıl Piyancı kırması böyle. Hacı ne diyorsun sen acaba? Ciddi ciddi yorumluyorsun şu anda, farkında mısın? Yani ne bileyim abi, öbür türlü de direkt dalga geçince bu sefer biliyorsun Twitter'da drama dönmeye başlıyor bu sefer Oğlum keşke Yasin Obuz'dan dönse, en azından de. Ünlü dinlenen oluruz. adam, dinlenen adamlardan döner en azından. Hadi, Oo, hadi bakalım, ben de aldım karşıma o oyunu. shots fired'a. Para için bunlara yardım edilmesi doğru mu? Abi yani iş ahlakı veya işte sanat yapma kaygısı bizim, sadece bizim camia değil, hani üreticinin kendi dünyasına göre değişen bir şey ya. Kırıcı olmadan bu kadar kurabilirim bu cümleyi sanırım. Abi geçmişini bilmiyorsun. Yasin ne zorluklarla geldi. Hala aynı mahallede yaşıyor. Demiş oturunca. O da şeyden dolayı. Geçen haftaki işte Edu'nun yayın. İrtibat mikrofonundaki Türkçe Anladık canım. rapi. Sen Ka yoktun ya, o kanka. yüzden açıkladım. Şimdi demin açıkladın ya abi, 5 dakika önce. Yok, bu yorum bu şey oldu. Ha, Bizim buraya konuştuk, orayı da konuştuk. konuştuk da şey, bu mimi anlattık mı? Benim kafa gidik şu an. Olsun, Bu canın sağ bizim olsun. mimimiz oldu çünkü artık yani. Tamam. Çete biraz bakayım. Ben Acun RPS yaparken bakmadım biraz ama çok kötü Ha? yapıyorum. Sana soru geldi. Bunu cevaplamazsan ben bir daha yokum. Neymiş soru? Enes'e kaça yaptın? Enes'e kaça yaptın abi? Evet, Enes'e ben 10 bin liraya yaptım abi. Ama ismimi de gizledim onurumla. Cebimde 100 lira yokken Enes'e 10 bin liraya yaptım ben yani. İyi para, ben 2000'e yapardım. Yok abi, o zaten, o da 10 bin şöyle gelişti. Onu bana gönderen referans zaten bayağı düşük bir meblağla gönderdi. Hani onlar para da vermiyor aslında o tayfa doğru düzgün. Ben dedim hani gerçekten o beğendiğiniz beat'i istiyorsanız doyuracak meblağ verin. Artı adamı gizleyin, ancak öyle olur diye. Pazarlıksız kabul etti adam zaten yani, ne yapayım. O, yani ben gider kaçar zaten diye çektiğim fiyatı okey deyince de ne yapacağım yani. Yani Yasin Obuz'la yapar mıydın? On verse. 1 milyon verseler. Yani bu buraya doğru gidiyor. 1 milyon verseler şunu yapar mısın? Hani 1 milyon var, getir götür yapmalı tweet atarım ben şu an yani. Öyle söyleyeyim sana. O zaman şan derslerinde peki. Ya aynı senin önünde 500 lira. Şey yok ya, şey Johnny Sins ve Şan Dersleri kanalı buna girmez herhalde ya. Hani sanmıyorum. Ya bu övmeyeceği için buna hiç girmez diye düşünüyorum yani Emre Yücel'in, ben ciddi ciddi. Ben ciddi ciddi bir şey soracağım. Adamın şivesi vardı. Ne oldu? Bum falan diyordu böyle. Abi O değil mi? o kadar seyretmiyorum ki. O kadar bilmiyorum ki Survivor jargonunu. Kim kimdir? Survivor'dan bilmiyorum ben de. Bu MasterChef'te de yok muydu ya Yasin? TV8 bende yok abi. Hani ben sadece Jazz Blues dinliyorum falan da değil. Hakikaten TV8 bende yok yani. Ben de televizyonda yok da YouTube Yani. denen bir şey olduğu için çıkıyor karşına yani. Of. İstemesen de. Bu Neyse. Yasin o Yasin bence ama. Bum diyen Taner Tolga Tarcı, tamam, bu da işte onun arkadaşı benim bildiğim kadarıyla. Bu da bum diyordu. Kafes dövüşü falan aynı muhabbet. En ufak şu an şeysin hani, böyle benim şu an şeydesin sen kanka, benim hani Çekya'daki otogarda böyle hani yarım saat kaldığım bir diyalog var ya, hiçbir şey anlamadığım diyalogdan şu an onu yaşatıyorsunuz Kanka. bana yani. Aynısını ben de işte Kiev'de yaşadım. Tren soruyoruz, böyle bakıyor. Bir şeyler söylüyor. Ukraynaca mı, ne dili de bilmiyorum. Bir şeyler söylüyor. Bakıyorsun böyle. Yani çünkü Ama orada da bak aynısı yaz. oldu. Hani bilmediğim bir şey konuşuyorsun şu an yani. Abi bütün chat biliyor ya. Senin cahilliğin bu yani. Tamam abi, Yasin Obuz'u nasıl tanımazsın ya? Yasin cahilsem Obuz'u nasıl cahilim, tanımazsın? yapacak bir şey yok. Bir gecede cahil kaldık. Alfabe değişmeseydi tanıyordum şu an Yasin Obuz'u. Ne oldu? Kablonetim mi kesildi? Hadi aç, diğerine geçelim. Tamam. 15 dakikadır Yasin Obuz konuşuyoruz. Tamam geçelim. O kısmetse olur'a da katılmış. Ben de bilmiyorum, Aa. mutluyum demiş. Cenk gel sarılalım abi ya. Onu ben de bilmiyorum. Sıradaki İsmini parçamız. sor. Geçiyorum o zaman artık. Forte ne fayda? Evet. Geç dediğiniz için teşekkür ederim. Bu netteden geldi tabii ki bu arada yani. Ben bunu gördüm Instagram'da, kadın en... Mali senin sesi yine Orada gitti. Ha çıktı. geldi. Geldi geldi geldi. Tamam, geliyor değil mi şu an? Geliyor da sen elinle bir şey yaptın, o an gitti. Demin de öyle bir şey olmuş oluyor. Bir şey mi kapatıyorsun, Yok. anlamadım. Yok, şöyle, şimdi şarjdan çıktı bilgisayar, onu taktım. Hiç alakası yok yani. Anladım. Demin öyle bir şey yoktu. Ben bunu gördüm, bu şarkıyı şeyde Instagram'da Kadın Emsiler diye bir hesap var. O paylaştı. Kadın Emsiler hesabının paylaştığı şarkıların %80'i maalesef çok kötü. Bu da onlardan bir tanesiydi. Abi şey var. Bir stüdyoda prodüktör var mıydı bilmiyorum tabii ki de. Gerçi varsa da Türkiye'deki prodüktörler ne kadar şunu yapıyor. Ya şey dememiş.
hanımefendi lütfen çok fısıldıyormuş gibi okumasanız mı diye söylemesi lazımmış bence yani. O çok rahatsız etti beni. Enteresan bir şekilde nakaratta yer yer girdiği ediblerdeki ben şey tonları yanlış okunmasını bekliyordum. Orada bir hata görmedim ya da melodiyi düzgün kullanmışlar. Bilmiyorum. İkisinden biri. Ama burada da her zaman eleştirdiğim şey var. Femsilerin yani kadın rapçilerin, kadın MC'lerin gereksiz maskülenliğini ben burada da alıyorum ya. Hani biraz şey kokuyor. Kadıköy Barlar Sokağı kokuyor şarkı yani. Bilmiyorum sen de aldın mı ama o tonu. Ben takılmıyorum oralarda, sen bilirsin oralar. Yani gerçek rapçi olmadığım için Kadıköy'de pek takılamıyorum. O doğru söylüyorsun kardeşim. Şey. Ama senin ekleyebileceğin bir şey, ekleyebileceğin dedim ya, bir şey yorumun Abi var mı? Ben yani yine beğenmediğim yorum işlerdeyiz yine her zamanki gibi yani. yani evet yine beğenmediğimiz şeylerdeyiz. Turuncu abi Tek şey görüşürüz. Kendine iyi bak. Benim de dayanmıyor da mecbur. yani tek söyleyeceğim şey hani keşke artık şöyle birkaç tane daha güzel kadın MC'miz olsa da açıp seve seve dinlesek artık ya. Ay. Bu hani Bu arada şey değil ya. herkes buradayken duyuru yapayım en çok izlenen programımız bu olduğu için. Abi Among Us'a başlayalım beraber. Bunu bir organize edelim Turuncu. Uyarsa sana da. Geçiyorum sıradaki parçaya o zaman abi. Geçelim abi. Çok konuşacak da bir şey yok üstünde. Lia Shine var listede abi. Atanamayan Lil Skies'ımız var. Sıradaki parçamız. Olvi yani. Evet. Bu geç kararımız çıktığı için Olvi'yi de geçtik. Önceki parçalarımızda olduğu gibi. Ya olabilecek gibi başladı sonra çok hızlı Aynen öyle. düştü abi. Yani sonrasında gerçekten kötü bir arabesk sonuna girdi ki geçen haftalarda şey demiştim ben hani. Unique'ten çıkan sanatçılar ve işler hani PMC'ye göre biraz daha en azından bu çok pop piyasası hedeflenerek, nargile kafeler hedeflenerek parça yapmıyormuş hissindeyim diyorken Olvi resmen hold my beer dedi Aito abiye, Hayki'ye ve parça çıkardı şu an yani. Normalde beğendiğim bir isim bu arada yani. Nagire Kafe demiş ya kanka Ezel'in şarkısını Spotify Shisha Club listesine almış. Ya normal abi Öyle bir yani. Almanya'da Shisha Club eşittir rap. Yani. Yani buradaki Nagire Kafe'lerden Türkiye'de de bahsediyorum. arabesk drill dediğimiz o Aynen. anlamsız sound yani. Hayırdır ve sinesi. Gerçi Dekrat'ı Ben... severim şimdi Dekrat'ı da diss attık. Abi ne yapıyorsun? Bari birini alma karşına ya. Hayır. Sadece ikimiz kalacağız kanka arkadaş olarak. Benim başka Evet. camiadan arkadaşım olmayacak bu gidişle zaten ya. Ya olsa da zaten neyse Neyse. devam. Of. Evet beklentim vardı benim de Olvi'den daha önceki işlerinden dolayı ama biraz hayal kırıklığına uğradım. Chat'te de söylenmiş. Güzel başlamıştı ya. Ben bir ümitlendim. Güzel bir şey dinleyeceğiz diye ama. İlk bir dakika böyle Baykan'ı fena değildi ya. bir gün vurup hastane önüne atacaklar gibime geliyor diyor. Kısmet abi. Evet çok güzel başlamıştı. Çok hızlı düştü parça yani. 10 bin lira verirlerse ben vurup atarım. Morde'yi bilmiyor olabilirim Cenk ya. Emin olamadım şu an. Sıradaki parçamız. Cardiac Fiber Test. Kanka al trafik diyordun, aranje diyordun. Bu En aranje değil azından bir abi. şeyler denemişler. Ya tamam yani ama en azından bir şeyler denenmiş yani. Keşke şey Ben devam geçen haftaki etseydi. şarkı, önceki haftalardaki şarkılara göre bakıyorum bu haftakilere. Hı. Yine çok kötü başlamadık ya. Ya evet, Aşırı leş başlamadık yani. MC Elektrikli Hamsi yani Ceren'in dediği gibi. Bu arada isminle hitap etmemde problem yok değil mi Ceren? Yani senin başka yayıncı arkadaşlarımızın chatinden biz tanıştığımız için direkt isimle hitap ediyorum ben ama. Şey. Abi evet dediği gibi bitmemiş gibi geliyor parça bana da ya. Hani yani demo verilmiş gibi hissim var. Bir de şey dediğin gibi benim bahsettiğim her zaman bahsettiğim aranje bu değil abi. Bu biraz yine kumpir yapmak. Bak mesela şey çok güzel bir fikirdi. Arkadaş galiba opera okuyormuş zaten. Feodal Batiskaf. Abi abonelik için çok teşekkür ederim. Ne haber ne yapıyorsun? Kendisi de çok sevdiğim bir prodüktör arkadaşım aynı zamanda. Bilmeyenlere tanıtmış olayım. En son Türk Beatmakers'da o da geri dönüş yaptı müziğe. Şey var mesela o koro vokaller sample'lanmış ya belli kendileri kaydetmişler onları bu arada. O şey VST değil onlar. Mesela o güzel bir düşünceydi. Biraz fazla Tech9 ve Chris Kaliko etkisi alıyorum. Ama o şeyi sevmedim işte. Bipolarlığı sevmedim. Hani genel olarak günümüz Türkçe rap parçalarında zaten ne anlatıyorlar abi sorusu zaten hep sorduğumuz bir soru biliyorsun. Bu parçada da o geçerli. Hani tema ne, konu ne yani bir bütünlük yok ortada. Ve o bipolar durumdan kastım da şey hani tamam hızla yapabiliyorum bak dedikten sonra hani
şarkıyı dinlerken dedim ya, dördüncü duvarı kırmaya çalıştı arkadaş burada galiba diye. Tekrar bir fast rap'e dönmesi falan beni yoran şeyler bunlar. Bu aranje numarası sayılmıyor abi bunlar ya. Prozodi falan düzgündü bunda mesela. Onda bir problem görmedim. Onu düzeltmeye çalıştım şey diye, trafik diye de. Yani tek düze değil en azından. Geçen haftalarda, onu da düzelteyim, hafta dedim yanlışlıkla galiba. Geçen haftalardaki şarkılara kıyasla söylüyorum ben. Aşırı tek düze şarkılar dinledik çünkü. En azından bir şey denenmiş. Ha, olmuş mu? Bence Umudunu tam olmamış. Yani kaybetme. dediğim gibi böyle, Umudunu dediğim gibi kaybetme. hani Bu hafta daha çok şeyse parçamız var. tamam, yok kaybetmiyorum. Ya bir araya Yasin aldık zaten, sıkıntı yok. Yani Flex niye demedin? Senin de Kappa. Ya şey tartışması da oldu da şey Edu'nun yayında şey hani Flex Fast Rap tartışması oldu. Edu'lar Flex yapmış falan deyince biz hani daha yeni yeni öğrenen bir kitle abi Fast Rap falan dedi. Ya doğru evet o Fast Rap ama şey değil yani karşındaki insanlar zaten rapçi değiller ve üzülerek söylüyorum Türkçe rap bazında zaten rapi müzik olarak görmüyorlar yani hani neyin savaşını veriyoruz chatte hani onu o gün de sordum. Sıradaki parçaya geçelim mi o zaman ne dersiniz? Evet chat gerçekten çok korkunçtu o gün ya. Ve çok da kötü parçalar gönderildi. O yayından baş ağrısı da kalkıp Turuncu'nun yayına geçtik zaten yani hepimiz. Aa Ozan hoş geldin. Sörhat pes etme geliyor. Abi chat inatla geç demedi ama ben kendim burada otorite kullanıp diktatörlük yapıp geç kararı alıyorum. Of abi. güzel şarkıları geçiyorsun. İnsanlar keyifle dinliyorlar. Tabii. Böyle olmaz yani. Abi. Ayrıca bir Yasin Sörhat kafes dövüşü şeklimiz var bence. Güzel olur. Tatlı olur Abi yani. yani Cenk'in şarkı esnasında yaptığı çok doğru bir yorum var. 2001 yılı aradı ve abi şarkılarımı geri verin yazdı diye bir yorum yapmıştı. Çok çok doğru. Bir, iki. Hani beat olayına da abi çok takılmıyorum. Çünkü gerçekten Sörhat aynı beatin üzerine aynı parçayı istisnasız 15-20 yıldır bize veriyor. Abartmıyorum gerçekten 15-20 yıldır. Yani ben yine şey bekledim. Hani rapçi yakmaz, rapçi kaçmaz, rapçi asla birebir de çatışmaz falan böyle var ya onun. Tam sana tak dedim Kila Hakan kadar başarılı değil ama. Onun öyle kalıplaşmış bir sözü var biliyorsunuz böyle. Ama Kila'da daha iyiyim yani hani biliyorsun. Sıradaki parçamız Kroni Yeşilay falan böyle hani yine Kila gibi de yayın yapabilirim isterseniz tekrar yani. Yani o ana senin yani. Neyse. Abi ve şeyi de hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 2007-2008 olması lazım. Biraz gelişme var Serhat abinin vizyonunda abi. 2007-2008'de abi Fight Night Round 2 PlayStation 2 oyununda bayağı kendini yapmıştı abi karaktere top sakalayıp orada işte Lennox Lewis'i falan dövdüğü bir klibi vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Gerçekten vardı. En azından şu an bir boks salonunda ringi kiralayıp klip çekmiş ve kendisini gerçekten görüyoruz. Bu açıdan Serhat abiyi vizyonu için tebrik ediyorum buradan. Seviyoruz seni abi. Digital Mix Forever. Ama Allah seni kahretmesin. izleyelim mi onu ister misiniz? Bayağı bildiğiniz PlayStation 2 hani şey hatta E3'te falan verilmiş midir acaba diye merak ediyorum o o klip yani. Kanka Hatta bir ben sesin gelmiyor kenardan dediğin bir açacağım yerlerde, sen açarken şeyi söyleyeyim. Sesin gelmiyor dediğin yerlerde ben sondaki kafiyeleri söylüyordum. Çünkü 10 yıl önceki line'larını kullandığı için. Dur hazır YouTube Onları açmışken Ceren'in onları isteğini de tamamlıyordum. atayım listeye. Çünkü bu hafta şey Oh. yok. Geçen hafta gelmiş de bu hafta dinleyici demolarımız yok. En azından araya torpille birkaç istek sıkıştırabiliriz. Ben Sörhat yazayım gelir herhalde ya. Bir taraftan onu bir arayayım. Onu size izletmek istiyorum çünkü. O klibi gerçekten size izletmek istiyorum. Umarım silmemişsindir abi. YouTube'da vardır umarım hala ya. Var. Sörhat Knockout video. Arkadaşlar bu arada dalga geçtiğimi sananlar varsa diye söylüyorum. Ben ciddiyim. Bu yapıldı. Şu an bir ona geçiyoruz. Sörhat Knockout geliyor. Benim için bir Sherlock müziği istiyorum abi. Çünkü dedim ya hani muhtemelen abi bu 15 sene önce Fight Night Round 2 ile yaptığı şarkıda vizyonsuzdu. Bütçe yoktu. PlayStation 2'den klip çekmişti. Şimdi en azından box ringi kiralayıp klip çekmiş diyordum. Şarkı aynı şarkı çıktı zaten abi. Şarkı hangiymiş? Yani. Ben de dedim ulan ne kadar güzel tamamladım sonlarını. Şarkının ismi Hepsini de farklı tahmin ama. ettim dedim. O yüzden beklemedim yani. Tamam işte yani pes etme. Aynen. Hani Knockout. bir gün elbet klip çekeceksin. Evet Diye Türk 15 yıl sonra klip o zaman sıradaki parçamıza geçmeden önce ufak bir duyuru yapayım. Türkiye Boks Federasyonu'nun sponsorluğundaki Sörhat şarkılarını dinledik. Sıradaki parçamıza geçiyorum. çekmiş.
Buradan para geliyorsa ben de IBAN'ım var sende, bir gönderirsin arada. Sen zaten sürekli böyle beni Instagram'dan ben Mörda sözü yazıyorum. Twitter'da şunu atıyorum. Yok bana IBAN vereyim falan. Sen sürekli bireysel reklam peşindesin bu yayında. Oğlum bu izlenen bir kanal değil burası. Silo bilgileri Ben kafana. kanka ben sana söylüyorum yani. Federasyondan falan para alıyorsan, para geliyorsa bize de 3-5 bir şey var yani. Öyle 10 bin lira aldım diye hava atmakla olmuyor yani. Keşke federasyon başkanım maddi manevi diye İdeal Türk olarak RP'si de yaparım ben. Ay, neyse o zaman sıradaki parçamız Crony Yeşilay. Üzdü. Crony üzdü. Çünkü Olmamış buraya. Epidemic Cypher'da beğendiğim isimlerden biriydi. Dünkü Hip Hop 101 yayınında da ufak bir arada inmiştik. Ya da pardon NBA yayınımıza da inmiştik. Gece kafa gitti artık. Abi ben şeyden gerçekten çok rahatsızım ya. Tamam müzisyenler illa örnek insanlar olsun demiyorum ama yani abi özellikle Türkçe rap'in kitlesi baya ufak yaştaki insanlarken bence bu kadar bunun viralini yapmamak gerekiyor ya. Ben bundan gerçekten rahatsızım ya. Kanka zaten Hani bu şey şarkısı değil. yapılmayan tek... Özgürlük bizim ülkemizde bir aile denetimi yoksa biz nasıl kendimiz gidip de 10 yaşındaki çocuğa bak abicim böyle bir şey var demiyorsak şarkıda da övmememiz lazım ya. Başka bir açıdan yaklaşayım mı? Yaklaş. Şarkısı yapılmayan tek marka Yeşilay kalmıştı galiba, onu da yapmışız. Hayırlı uğurlu olsun. Kroni adını duyunca ben bir şey yaptım. Bir ümitlendim yine ama Ya bak çok şu olmamış bu şeydeyim. şarkı. Bak şeydeyim. Bu Amerika'da da böyle problem var ama orada en azından denetim var. Ben burada sansür gelsene savunmuyorum. Yanlış anlaşılmasın ama bu ülkede sansür yoksa abi biraz dikkat etmemiz lazım. Tamam kullan. Eyvallah. Seviyorsun. Kullan. Bana ne? Ama ya da illa şarkında uyuşturucu karşıtlığı olsun sosyal mesaj da ver demiyorum ama reklam panosu gibi de şarkı olmasın abi ya. Kroni üzdü beni bu açıdan. Ha, sadece lirikal içerik bazında değil parça olarak da üzdü açıkçası yani beğenmedim. Yani. Evet özendirme olmasa bile çok normalleştiriliyor abi yani. Kendi adıma ben çocuğum olsa başlaması taraftarı değilim nargileye falan da yani. Kanka peki sana bir soru. Tabii. Rap camiası dışındaki isimler bunu eleştirdiği zaman aşırı tepki alıyor. Bütün camiadaki dinleyicilerden. Kemik kitle diyebileceğimiz kesinden hatta. O Evet. zaman adamlar haklı yani bunu söylemekte. Bunu söyleyenin kim olduğuna bakıyorum abi ben biraz. Şöyle, cümle özünde haklı da geçen mesela Nihat Doğan'ın çıkışı vardı hani rap müzik hakkında şey. Yeni medyanın bizim üstümüze attığı bir şey rap müzik ve rapçiler. Birileri baron olduğu için bu yeteneksiz insanları karşımıza sunuyor. Abi bunu söyleyen sen zaten aynı şekilde sıfır müzik yeteneğiyle bizim karşımıza sanatçı diye sunuldun, şarkıcı diye çıkarıldın yani. Bunu söyleyen kişi sen olmamalısın. Müzik kısmından bahsetmiyorum ben, Hayır içerik hayır hayır kısmından ben bahsediyorum. sadece şey, biraz daha genele yaydım konuyu yani. Hani bunu söyleyen kişinin de kendi içerisinde tutarlı bir kişi olması gerekiyor. Bundan bahsediyorum. Yani mesela Fuat abi örneği verilmiş. Abi ben Fuat abiyle çalışıyorum. Abi kardeş ilişkimiz var ama yani şey bunu kim yaparsa yapsın ben hani şeyim. Abi ne gerek var diyorum. Kim yaparsa yapsın yani. Ya misal Flemenkşe rap şarkılarına baktığımda abi hani legal olmasına rağmen bu kadar hani çok güzel coffee shop'taydık diye bildirik görmüyorum. Hatta Hollanda'ya turist gittiğimde coffee shop'ların müşterileri ağırlıklı olarak turistler zaten yani. Ben sırf muhalefet olmak için şu an konuşuyorum. Şey, Farkındayım. münazara gibi olsun diye yani. Yoksa şey değil, farklı bir bakış açısıyla da bakalım diye. Mesela Kontkar'ın Okan Bayülgen'in programına çıktığında bu konunun benzeri bir şey geçti. Yani içeri alınma durumu olmuştu ya, bir Bizim davalık için bir şey şeyler oldu. Kontkar'ın tek başına çıktıysa onu izlemedim. Bizim Tek topluca başına çıktığımızda onu çıktı. hatırlıyorum ben. Tek başına çıktı. Orada mesela konusu geçti. Adam şey diye savundu. Yani sokakta bu var ve biliyoruz bunun olduğunu. Evet. Mahallemde bu var. Ben de anlatıyorum şarkımda. İnsanlar ne Anlat. yaşıyorsa onu anlatıyorum ben de Anlat. diyor. Atıyorum. Mahallemde çocuklar uyuşturucu kullanıyor demekte bir sıkıntı yok ama hani şey. İçiyor mu oğlum her gün? Tabii ki. Bence Kanka yani zaten beni çok okey biliyorsun. değil Bu yani. konudaki görüşümü de biliyorsun. Ben sadece hani şey olsun, Bak. konuşalım üzerine diye Bak benim söylüyorum. dediğim mevzu o. Benim olmazsan taciz ederim diye şarkı yapan bir adamın herhangi bir müzik türü veya bir başka bir müzisyen hakkında yaptığı olumsuz yorum benim gerçekten umurumda değil abi yani. Ben övülmesiyle alakalı problemim var. Şarkıda geçmesiyle alakalı değil yani. Bu arada Doktor SBK Indigo hakkındaki yorumlarımı sormuşsun. Biz hatta onun son albümünü beraber yapıyorduk. Aramız açıldı. Proje yalan oldu. Ama hala iyi bir MC olduğunu düşünüyorum. Yani aramızın problemli olması bu yorumumu değiştirmeyecek yani. Ajora hoş geldin. Takip için teşekkürler. Neyse çok uzun durduk bunun üzerine. Devam edelim. Daha önceki şarkılarında da çalışmışlığımız var bu arada. Mutsuz albümünde, Jonathan Livingston albümünde. Jonathan'ın beat'i bana ait hatta. Endişenin tam zamanı bana ait bir de. Tam zamanı. Aynen. YouTube'da telif attım. Spotify'da var mı bilmiyorum. Serdar Müdür benim beat'im.
Sıradaki parçamız Esah Katarina. Evet, geçtik bunu da. Arkadaşın acilen bir moda danışmanına ihtiyacı var. Gerçekten o şey beni de mahvetti yani orada. Mavi kutusunda yeşil kapşonlu ve sarı şapka kombini beni mahvetti orada. Parça hakkında herhangi bir yorumum yok abi, kötü. Hani aşırı aşağılayıcı bir şey söylemeyeceğim çünkü artık drama dönmesinden ve tehdit mesajı almaktan sıkıldım. Gangstalar korktu desinler ama sorun değil. Yoruyor çünkü abi, yoruyor gerçekten. Hani çünkü biz burada bir şeyler olumluya dönsün. Hani müzikalite katalım falan diye bir çabamız var. Hani bunu tek başıma tabii ki yapamayacağım ama biraz atıyorum amatör arkadaşların da vizyonunu açmak niyetiyle eleştiriyorken beğenmiyorsanız dinlemeyin falan geliyor. Artık ben uğraşmak istemiyorum çünkü yani. Hani... Sadece dinlemen gelse iyi de. Ha yani. Savaş gelecek abi. Farazi ile Savaş gelecek. Flash TV logosu yeterince açıklayıcı demiş. Hakan. Sıradaki parça Impala Is. Ben bir yorumla başlayayım mı? Tabii ki sen Emir başla. Kemal'in yazdığı bir yorumla. Bak, Emir Kemal şey yazmış. Şiirbazı iyi yazıyor, düz okuyor diyorduk hep. Bu iyi bir örnek olmuş. Bizi şarkıda tutuyor okuyuşu diye. Bu haftaya kadar Sen neyi düşünüyorsun ben diyecektim. benzer şarkılarla ilgili ne konuştuysak, olumsuz anlamda tam tersi var şarkıda. Bir tek işte nakarat kısmında ben korkuyordum. Orası nakarat Nakarat da değil yok zaten. aslında. Sonunda melodik bir vokal var yani Aynen. sadece. Orası nakarat değil, bridge Nakarat da aslında. yok zaten. Evet. Yani nakaratsız bu kadar uzun kaç bar vardı saymadım. Hani bir yerde nakarat gelecek diye düşündüm ben. Ona rağmen bu kadar uzun süre şarkıda tutması bence takdirlik. Ben Beat'in de bayağı beğendim etkisi var. şarkıyı ya. Beat'in de etkisi Beat'i var. çok güzel. Beat çok güzel bir beat Tabii abi. evet. Kim yaptıysa tebrik ederim. Dendiği gibi evet, hani Şiirbaz da iyi yazıyor ama mesela o delivery kısmında yani sunuşunda okuyuş şeklinde bize geçmiyor abi. Çok sıkılıyorduk parçada. Impala demin sen değinmesen ben değinecektim dediğim Emir Kemal'in yorumundaki bir Impala bunun iyi örneği. İyi yazıyor ama bizi diksiyonuyla işte flow'uyla bir şekilde tutuyor bizi parçada. Chat'te de dendiği gibi bridge kısmı beni çok açmadı sadece ama günün geçerli işlerinden biri, ben beğendim. Bir de böyle birkaç tane daha vurucu cümle olsaydı yazdıklarında Ya çok daha orada tatlı şey de olacaktı. var. Hani benim böyle tekrar tekrar dinleyeceğim bir parça olmaz ama bir iki kez daha bir şans veririm gibi duruyor. Sette Aynen. sorulduğu için bunu söylüyorum. Ama Aynen. böyle benim biliyorsun 4000 küsürlük bir içinde Türkçesinden Fincesine bayağı çeşitli skalada olan bir Spotify playlistim var. O playliste girmez açıkçası. Benim de genel Türkçe rap playlistim var. Oraya eklerim mesela ama seninki gibi olan listeye muhtemelen eklenmez. Yani atıyorum Wu-Tang Clan'ın işte Mobb Deep'in, Shook Ones'ın falan olduğu bir playlist o. Yani en basit bilinen örnekleri söyleyeyim ama o playlistime girmez yani. Zaten o playlist'te bu yayınlardan çok bir şey koyamazsın Yok, muhtemelen. orada Türkçe rap işleri de vardı. Onu ben mesela NBA yayınlarında falan biz maçı izlerken arkada yorumlarken daha doğrusu arkada çil çalsın diye seçtiğim hani tamamı güzel şarkılardan oluşan bir playlist. Hani oraya girmez. Ve ben playlistime girmez dediğimde orayı kastediyorum. Ama dediğim gibi bir iki kez daha dinlerim ben bunu mesela. Aynen, link paylaşıyor musun diyecektim, tam chat'te de yazıldı. Günün Linki geçerli alabiliyor musun? işlerinden biri. Yo, bugün 30 IQ'nun üstünde kapatacağız mı? Emin değilim, daha bayağı işimiz var çünkü. Bak bak, duymazdan geliyor, böyle bir Yok, şey olamaz duymazdan ya. gelmiyorum, dur. O Discord kanalında paylaştım abi ben o linki. Discord kanalına gelin. Orada yabancı Aa, rap dur şeyinde bakayım. var. Müzikol yabancı rap kanalında var. Discord yazayım gelsin size. Arada atıyor zaten komut olarak ama. Sıradaki parçamız. Berke'yi 66, Blackjack. Umarım böyle okunuyordur. Evet. Chatten geç karar çıktı ama beni aşırı da rahatsız etmemişti. Ama tekrar tekrar dinleyeceğim bir iş kesinlikle değil bu arada. Yani sıkıyor. Ve Evet, biraz sıkıcı ya. baştan böyle bir jenerik girdi açıkçası biraz ama hani sonra çok hızlı düştü bu da. Bir parça daha dinlemiştik ya öyle, hani hızlı düştü dediğimiz. Olmadı galiba. Galiba aynen Olvi'ydi. Benzer şekilde bu da hızlı düştü. Segah da bu ara Segah yorumu istenmiş benden. Şarkının prodüktörü Segah. O da farklı başlamıştı ama şu ara onda da hep aynı beat yapıyormuş hissini alıyorum ama yine de Türkiye içerisinde beğendiğim prodüktörlerden bir tanesi yani. Mesela Hefe Bumaye'nin altyapısı falan gerçekten çok beğendiğim işleri var yani. Örnek vermek için Hefe Bumaye diyebilirim Hefe'den. Onun için direkt olarak Astral'e yaptığım kadar ağır yorumları yapmayacağım kendisine şu an için. Şu an için. Onda da eğer görmeye başlarsam aşırı loop veya araklama gibi şeyleri değişir, yorumum değişir. Evet, o All Eyes On Me beni de mahvetti Brooklyn ya. Savai Farazi dinlenecek abi. Sıradaki parçaya geçiyorum abi. Söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Olabilecekken olmamış bir iş. Çok açmadı benim. Kısaca böyle söyleyeyim. Abi Astral'in bayağı Travis Scott'tan falan çarptığı işleri dinledik biz bu haftalık yayınlanacak. Hani gerçekten var böyle bir şey bu arada.
Hani nötr bile değilim yani. Net olarak saygı duymuyorum kendisine şu an yani. Sıradaki parçamız. Merak edilen bir parça geliyor. Gentleman, Duciano ve Ezel. Devam. Evet. Mali sen başla. Ben bir su Ben içeceğim. de sen başla istiyordum, merak ediyordum. Tamam. Abi uzun zamandan sonra ilk defa böyle güzel dinlenebilir bir Ezel şarkısı çıktı. Ben şarkıyı yayından önce çok merak edip dinledim bu Ben yayına arada. sakladım hemen hemen her şeyi. Şey yani nakarat kısmını merak ettim. Zaten bir tek nakarat okuyormuş Ezel'de. Nakarat aşırı sağlam. Ben şöyle bir şey olsaydı, şarkının devamında Türkçe olsaydı bu kadar sarmazdı muhtemelen beni. Çünkü biraz kafiyeler falan basit yani ama hani Alman piyasasına yapılan bir iş için kulağa hoş gelen bir şeyler yapma açısından mantıklı buldum ben. Bu Çok arada aşırı bir deneysel takılmamasına. yeni dönem Alman rap piyasasında mainstream için Luciano ve Gentleman'ı ben normalde beğendiğim isimler. Atıyorum Raf Camora'dan, Capital Bra'dan falan fena sıkılmışken artık hep aynı işleri dinliyor gibiyim. Keza UFO da dahil bunu. Gentleman ve Luciano'yu onlara kıyasla beğendiğimi söyleyebilirim normal şartlarda da. Luciano'nun buradaki verse'ü meh yani aşırı açmadı ama yine de kötü bir verse değil Alman piyasası için. Tam sana şey diyecektim ben de. Gentleman'ın verse'ü Ezel. bayağı beğendim. Söyle pardon böldüm sözünü kankacığım. Tam ben de sana şey diyecektim. Ezel şarkıdaki en iyi isim olabilir üçü Tabii içinde. tabii canım Ben yani. tam tersini bekliyordum. Luciano'nun çok daha iyi olacağını düşünüyordum. Kanka çünkü şöyle Önceki çalışmalara bakarak. genel mantıkta hani bunu ticari bazda abi senin şarkının nakarat taşır. Eğer nakaratın çok iyiyse şarkın hit olur. Hani özellikle pop rap veya mainstream janrında aslında verse'lerde ne anlatıldığına çok bakmıyoruz. Sadece rap müzik için geçerli değil bu arada. Yani popüler olmuş pop parçalarda da geçerli. Hani Serdar Ortaç'tan örnek vereyim. Aşk bu yaralı müzesi, Kızılötesi, Hareket Edemem falan vardı ya mesela. Hani kimse buna bakmıyor. Hani nakaratına bakıyor. Ya da dans ettiriyor musun'a bakıyor. Ama Ezhel'in hakkını vereyim. Gerçekten çok güzel nakarat okumuş abi. Kusursuz bir nakarat okumuş. Burada hakkını yemem yani. Ya açıkça söyleyeyim, Murda ile 10 tane iş yapacağına bir tane şöyle iş yapsa Evet abi çok daha mantıklı. sırtındaki yükten kurtulmuş gibi parça ilk kez Murda'sız Ezhel dinliyorum 2 seneden sonra yani. Neredeyse. Ozancığım çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sana da kolay gelsin çalışacaksan. Beğendim baya. Tebrik ederim tekrar. Ben çünkü abi özellikle Made in Turkey albümünden sonra ve öncesinde verdiği parçalardan sonra artık Ezhel'den çok iyi bir iş beklemeyi biraz kesmiştim açıkçası. Çünkü hani potansiyelini heba ettiğini düşünüyordum. Potansiyeli tartışmasız ama heba ettiğini düşünüyordum. Yanılttığı için mutluyum abi. Hani bu şekilde yanıltın beni abi işte ben bunu istiyorum burada hani. Gerçekten bunu samimi söylüyorum. Ben burada ağır eleştiriler getirirken ya da işte bir şey, bazı işlerle yer yer dalga geçerken aslında hani iyiliğimizi istiyorum. Keşke geçmesem burada bir müzik ziyafeti yaşayarak keşke 2 saat sonunda bu yayını bitirsek keşke yani. Genelde tam tersi oluyor. İşkence çekiyoruz ama bu olmasın isteğim yani. Gerçekten beğendim ben parçayı. Bak chatte iki tane şey öne çıktı. Sapık değerlendirebiliriz bunu. Hangisi? Şey Ceren'in bence her hafta bu yayınların sonunda sapık sese girip mürekkebimi doldurdum söylesin konsept olarak dedi. Çünkü geçen Sincap'ın yayında güzel bir yayın oldu. Alkolün etkisiyle sapık ben yayına girince abi bir şey de, sana bir şey dinleteceğim deyip bana mürekkebi doldurduğumu söyledi de şeyde canlı yayında onun göndermesi o. Sen de hemen açacaktın Bulgari'ye üzerine. Değil mi? Tekrar Olmuyor. yayının sonunda bir kere daha açarız onu ya. Bu arada Tamam. kim kaçıyor? Brooklyn. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Bak birkaç şey daha söyleyeceğim. Tabii ki. Şarkıyı ben duyurulduğunda, zaten bu hafta duyuruldu direkt çıktı galiba. Ben takip ettiğim kadarıyla öyle gördüm. Daha önceden bilmiyordum Ben şarkının çok takip çıkacağını yani. etmiyorum biliyorsun ya. Hani Türkiye Ben biraz piyasası. daha böyle anlamadım. Ben biraz daha reggae'ye kayan bir iş bekliyordum. O beklentimin dışında bir iş oldu biraz. Çünkü Almanca İnanılmaz güzel oluyor ya. Çok güzel şarkılar var. Bir ara sana göndereyim. Afro-trap de olmaması beni sevindirdi bu arada yani. Evet. Aa Emir Kemal demiş ki abi haftalığa son gelişim olması aslında yayını bilsek parçayla kapatabilir miyiz? Bugün senden de torpille kabulüm Emir Kemal. Hani moderasyon olarak çok büyük emek veriyorsun zaten. Sınav sürecin içinde aramızda olmayacaksın haftalık yayınlarında uzun bir müddet. Yaparız bugün öyle bir kıyak sana. Ama bu sırada ben sıradaki parçamıza geçeyim. Naskas Keçi. Chat geç demese de ben Goat'ın üstüne geçerim zaten bu parçayı açıkçası. Size şimdi bu parçadan daha iyi olan bir parçayı dinletmek istiyorum izninizle. Yayının sonuna saklamayacağım. Geliyor. Bu parçadan daha iyi bir parça açıyorum. Lil Mali. Lil Young Mali pardon. Bulgari. Geliyor.
Allah'tan ses bana gelmiyor. Bütün Flow'larım altından mı? sorularım Şaldış şaldış. Nargileler uçuşuyor havalarda. Şaldış şaldış. Sert mi gireceksin? Oh! Şaldış şaldış. Evet. Neyi açtın? Ya yapmayalım bunu. Şaldış şaldış. Oh. Bulgari. Bu nasıl bir strateji oh. ya? Bulgari. Maalesef gerek yok. Oh. Bulgari. Bu nasıl bir strateji ya? Oh. Bulgari. Kenarda bekliyor ama. Oh. Bulgari. Bu nasıl bir strateji ya? Oh. Bulgari. Ben de bir şey kullanmıyorum ama. Bulgari. Taş gibi müzik yapıyorsun. Oh. Bulgari. Teveccühünüz. Hayır. Tamam. Evet, bu şarkıdan en azından daha iyi bir şarkı dinleyerek geçmiş olduk. Haftalık dozumuzu alırız ara ara bununla ya. Abi o gözlük bezi anısını anlatmayacaktın sen. Çok çok pişmansın şu an. Onu anlatan kafama ben ya. Hayır ben üşenmeseydim bu hafta gerçekten senin anlattığın anı üzerine bir şey yapacaktım ama haftaya yapacağım. Tamam, bu kadar yapalım. Çok çaldım bu hafta haftaya yapacağım. Tamam yapalım. Ben sana istiyorsan birkaç sansürsüz ama. Birkaç anı daha anlatıp işte o tekrar sen biliyorsun da chat'in bilmediği falan malzeme veririm istiyorsan sözlerimi kesmen için. Mesela... Yok ben bir tanesinden çıkarırım. Senin beatlerden birinin üstüne görüşürüz Cenk'cim kendine biraz. İyi bak. Ama bir gün o şeyi anlatacağım. Benim o Çekya'daki loop anımı anlatacağım bir gün yani. Kanka o oh sesi benim mi senin mi ya? Ofları ben kendimden kestim. Bizim şey Çakma benim, Soğuk Savaş'taki Çakma Soğuk Savaş'taki of oh şeylerini adlib olarak kullandım. Rick Ross gibi hani hah yapar ya parçada. Bende yok. Sen ben de, öyle bir ses çıkarmadım. Ben senin söylediğin birkaç şey of diyordum. O benim oflarım onlar. Ben aynen. Hani şey gibi düşün. Sen Biggie'sin ben Diddy'yim orada hani. Sürekli arkadan konuşuyorum hani bad boy we here falan böyle. Erdin örneği ya. Hatta dans edeyim madem Diddy oldum. Shig Knight'ı da analım. Fit. Benim halimde böyle bir fit yapar mıyız Mali? böyle yapmayız abi. Tamamdır. Sıradaki parçamız MRF Minimum. Naskas Keçi'yi geçtik çünkü gerçekten kötüymüş. Şarkıya girmeden... Tamam, durdurdum. Bir sonraki hafta da canlı okuyalım istersen. Ben okuyayım sen arkadan oh oh de. Tamamdır. Yaparız. Giriyorum o zaman parçaya. MRF Minimum. Evet. Chatten geç kararı çıktı ve ben de aynı fikirdeyim. Geçtik o yüzden. Evet bu görseli kullanmayan kalmadı artık galiba. Educated Ear'ın yayın açılışı, Tepki Aspava parçası, burası. Stok görselmiş belli ki. Ben bilmiyordum bunu. Çok alakam olan bir Tepki Aspava'nınkine benziyor. Birebir aynı değil galiba ya. Emin değilim. MRF'nin işlerini ben de alt kat döneminden beri bir bakarım ne yapıyor diye. Merak ettiğim bir isimdi ama tam Ezel'in parçasında Afro Trap'ten artık çok sıkılmadık mı dedikten sonra bir Afro Trap iş geldi ve kötü bir Afro Trap iş geldi. Beğenmedim ben bunu ya. Üstüne çok konuşabileceğim bir şey değil açıkçası yani. Erken de geçtik zaten. Bence erken de geçtik derken daha dinlerdik anlamında değil yani. Hani verse'ün çok başını falan duydum ama baştan tutmadı zaten yani. Geçiyorum o zaman. Geçelim abi. Sıradaki parça. Arslan Türk Sarbaş'a. Evet. Geç kararı geldi ve kapattık. Ama beni beat'ten belki, beat'i beğendim. Beat'ten dolayı belki çok rahatsız etmedi ama iyi bir parça değil genel olarak. Ha teknik bir hata yok. Ama yani uzun sürede tutamadı beni. Sarmıyor evet. Durağan çünkü. Hani beat zaten chill bir beat eyvallah ama hani daha tatlı vokaller beklerdim. Hani böyle bir beat'in üstüne. Arslan Türk'ten değil de kim okursa yani. Evet, Kadıköy bile o. Klip Kadıköy bile o aynen. Tatlı ama klip ya. Yani. Yeah. Çok durağan evet çok monoton okuyor beni biraz o yordu ama yani özellikle beat'i bayağı beğendim hakkını yemeyeyim. Ama beni açmadı parça yani çok aşırı gömmeyeceğim ama çok da olumlu bir sözüm yok. Yani biraz yine şey kısmına geldik her hafta yaşıyoruz ya bunu hani böyle üstünde çok doğru düzgün yorum bile yapamayacağımız işler kategorisine geldik. İlla berbat olması gerekmiyor bu dediğim için şarkının. Berbatlarla zaten kahkaha atarak falan bitiriyoruz parçayı biliyorsunuz. Emoji'yi dinleyeceğiz abi. Şarkı tam şey işte doğru. Ya. Yorum. Yani. Mesela şimdi ya. Şimdi kahkaha atacağımız bir iş geliyor. Ben bugün Twitter'da bunu gördüm. Arkadaşın kim olduğunu gerçekten bilmiyorum. Çünkü ben stream dünyasına çok hakim değilim. Ama oradan bir arkadaşmış belli. Kozmik Karınca, ben Kozmik Karınca geliyor. Mesela bunu da kahkaha atarız muhtemelen. Evet. Bak tam dediğim iş geldi işte. O kadar berbat bir iş ki yani. Hani düzgün yorumlamayacağız tabii ki zaten ama en azından kahkaha atıyoruz yani. Of. Ne diyorsun Mali? Kanka bunu bence bunu yorumlamamıza gerek yok yani. Adam zaten rapçi iddiasıyla bir şarkı yapmamış bence. PUBG oyuncusu. Bir şey yapmak istemiş. Yapmış yani. Çok da
Yorum yapacak bir şey yok ya. Abi işte ben bunu... Ciddi söylüyorum bu arada. Ama bak abi işte ben bunun problemim vardı. Yani şey... Ya sanat böyle bir şey değil. Yapmak istediğimi yaptın. Tamam yap. Ama gerçekten bunun... Bu, müzikten çıkıyorum hani. Herkes evinde resim yapabilir ama sergi aşamasına gelmem biraz sürer ya. Bunu bize sunmak için... Acele etmiyor musun abi? Tamam yap yine sen müzik. Ciddi, YouTuber neslinde o kalktı ya. Ciddi yapsa da yapmasa da yani. Yani tek dileğim umarım abi gerçek hayatta da sizi klipteki gibi bir adaya atarlar havadan. Paraşütünüz de açılmaz umarım ya. Paraşüt açılıyor kanka otomatik. Yani, PUBG'de. Oynamıyorum bilmiyorum o yüzden. Yani abi şey diyebilirsin, aşağı indiğinde silah bulama tavayla savaş diyebilirsin mesela. Gerçekten hiç bilmediğim jargon kanka. Şu an yine şeye girdik hani. Tuçek muhabbetine girdik yine. Ben onu anlatayım bugün sürekli aynı muhabbete giriyoruz. Anlat anlat şimdi anlat bari şu an. Tamam. Tam şarkısı yani. Abi bir şey konuşmayacağız aslında. Abi ben gerçekten şeyim hani biraz Can Sungur'un kanalına yakın kafada oyun zevkim var ya da Orhun'un kanalına yakın kafada bir oyun zevkim var benim. Twitch'te daha çok takip ettiğim yayıncıları zaten burada chatte ortak arkadaşlarımız da biliyorlar. Onlarla denk geliyoruz ben o yayıncıların chatindeyken de. Bu LoL jargonuna, PUBG jargonuna falan o kadar uzağım ki hani hiç bilmiyorum. O yüzden Mali'ye onun bildiği benim komik bir anım var. Sürekli kanka yine o andayım hiçbir şey anlamıyorum diye onu söylüyorum. O anda şu. Çekya'dayım. İnternetten otobüs bileti aldım. Çekya'dayım diyorum pardon. Polonya'dayım. Çekya'ya gideceğim. Prag'a geçeceğiz. Krakow'dan. İnternetten otobüs bileti aldık. Ama şey yok. Bayağı Ukrayna otobüsleri falan geliyor. Ne yazdığına dair bir alfabetik bilgim yok. Bizim otobüsün saatinde de. Sürekli Kiril alfabesi falan var. Orada görevli bir adama telefondan biletimi gösterdim. Burası mı? Gideceğim bu otobüs mü? Hangisi bana gösterir misin gibi. Çünkü okunmuyor yani. O an sadece Ukrayna'dan gelen otobüsler var abi sınırda. Doğru düzgün bildiğim Latin alfabesi kullanan bir şey yazmıyor otobüslerin üstünde. Neyse. Adam bana şey dedi. To Czech dedi. Yani ben İngilizce Çekya'ya mı gidiyor sandığım için. Yes diyorum. Adam başlıyor Çekçe konuşmaya. Hani bir şeyler söylüyor. Ben anlamıyorum diyorum hani. Adam ondan sonra bana tekrar dönüp To Czech diyor. Evet diyorum. İngilizce zannedip yine. Yes cevabını veriyor. Adamın da bizim esnaflar gibi aslında bildiği tek kelime İngilizce'de yes ve no. Hani bizim Türk esnaf mantığı. Ben yes dedikçe adam evet dediğimi zannediyor sorduğu soruya. Sorduğu soru da şu. To Czech. Çekçe biliyor musun demekmiş o dilde. Ben de hani Çekya'ya mı gidiyorsun anlamında adam Tarzanca konuşuyor zannederek. Evet Tuçeh dedikçe yes dedikçe adam şey loop'a girdik. Adam Tuçeh diyor ben yes diyorum hiçbir şey anlamıyorum baştan anlamıyorum diyorum. Tekrar loop'a giriyoruz böyle bir saçmalık olmuştu. Mali bu jargondan bahsedince de ben bunu yaşıyorum yine burada yani. Hani işte tavayla savaşıyorsun bu oluyor yok işte şu koridorda bu oldu bilmem ne yok bende abi o gerçekten hiç bilmediğim bir şey. Kanka koridor diye bir şey söylemedin mi? Yok hayır sen... örnek veriyorum bildiğim tek LoL şeyi bu. Mesela Post 42'nin... Onu da ben bilmiyorum. Post 42'nin en son Kaan Kural ve LoL'cülerle yaptığı soğuk savaşı ben bayağı altyazı arayarak izledim yani. Ben hiçbir şey anlamadım ondan. Hiçbir şey anlamadım abi oradaki terimlerden. Sıfır. Bir dönem aynısı ben zaten onlar, de onlar da anlamıyor zaten. Yani bir dönem aynısını ben şeyde de yaşıyordum orada. Night Online oynayan çocuklarda da yaşıyordum abi. Bir şey konuşuyor karşımda ama bende yok o hani gerçekten yok o yani. Ve bu küçümsemek falan da değil. Yok ilgi yani. Duymuyorum çünkü. O yüzden bilmiyorum yani. Of. Tuçe. O zaman anlamadığımız şarkılara Tuçe diyoruz evet. Bundan sonra. Yeni evet. Jargon. Kozmik Karınca için ne anlattığı belli olmayan şarkılara Kozmik Tuçe. Kozmik Karınca'yı da herhalde burada toplamda 50 küsur hayırlı uğurluyoruz herhalde. Sırada senin akrabanın şarkısı var. Akraban mı? Yeşim Ayan değil mi? Bilmiyorum gerçekten ismi o. Yeşim Ayan featuring MC Erdem Bir Damlasın Bu Denizde. Of MC Erdem'i duyamadık ama. Kanka geçmeden bir şu Erdem kısmına geç ya. Bak geçen hafta ne konuştuk? Geçtiğimiz şarkılarda diğer isim de dinleyelim diye. Bir dinleyelim ya. Tamam. Kozmik Karınca'dan şimdiden özür diliyorum. Akrabam bir sonuçta. Bir de MC Yardım'a bakalım. Oo, Johnny Sins yine. Tamam. Eyvah eyvah. Bayağı. Aa, ilkokul. Çok 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 özür dilerim. Of. Çok özür dilerim. Oy. Oy. Dur bir kendime geleyim. Çok kötüydü. Zaten başına MC koyma 2010'da falan kalktı galiba. Bilmiyorum. Aa, of. Kötü kötü oldum ya. Bu şarkı evet Kozmik Karınca'dan daha kötü vurdu bana böyle.
Ulti attı. Heh, bu arada Yeşim, daha kullanıyor. Yeşim abla şeyden daha iyi. Safir'den daha iyi. Yeşim abla şu an gerçekten seni tanıdığını düşünüyorum. Bir anda çünkü samimiyet girdi araya. Yeşim abla demeye başladı şu an. Yani tanıdık da şey yapmayayım şimdi. Gerçekten mi? Yok be. Oğlum çıksa zaten çok... Ayan... Oğlum zaten çıksa, Ayan... Çıksa çok yani elinde. Doğal olarak babamın soyadı yani. Baba tarafı. Tamam. Bu bizim sülalede... Tamam dur söylüyorum. Bizim sülalede Balkan göçmenine benzemeyen nadir insanlardan bir tanesi benim. Annemin genleri sağ olsun. Kadının da oradan bir şeyi yok yani. Hiç alakası yok bizim o tarafı. Bir dakika tip ben... olarak. Baba tarafın... Akraba değil yani. Hayır baba tarafın Ayan olmasıyla şu an sen çok el ele konuşuyorsun ya. Bir kadın illa evlenmek zorunda mı? Soy ismi değişim. Ya da illa eşinin soy ismini almak zorunda evlen... yani. Ben niye evlenmediğini düşündüm peki? Bu ne erillik? Sanki evlenmemiş de hala aynı soyadı taşıyorum. Yok ben bambaşka bir yanlış kardeşim bir şey düşündüm. Ya. Bu ne erillik? Erillikle alakası yok oğlum. Sen git kanka rapçi tanıdıklarını al karşına beni alma. Biraz daha bir cümleler kur da başka bir şarkıda ben yine kullanırım bunları lütfen. Onu oynuyorum ben şu an. Anne tarafı sözümü şeyimik. Kesmesen kullanırsın da. Anne tarafı şeyimik. Of. Sıradaki parçamız. Gelecek bu arada Yaşay'ın abi merak etmeyin. Sıradaki parçamız La Diez Block. Evet fade'imizi attık. Geç kararı çıkmadı. Güzel. Parçanın infosunda varmış. Ben tam düşündüğüm hatta parça esnasında chatle sohbet ettiğimiz mevzu. Parçanın açıklamasında söylenmiş ki La Diez 2012 yılında ürettiği Block adlı single çalışmasını arşivinden çıkararak dinleyicilerine sunuyor. Keyifli dinlemeler, takipte kalmanız dileğiyle demiş. Şarkı çalarken zaten biz de, sen de muhtemelen fikirsindir. Chatle sohbet ettim ben biraz biliyorsun. Çok 2009-2010 kafasını alıyorum demiştim. Zaten o dönemden bir parçaymış. Hani dönemine göre bakacaksak o dönemin yapılan moda rapi buydu zaten. O dönem için uygun ama bugün çıktığında çok kalıcı bir parça olamayacak yorumunu yapacağım. Ama La Diez'in flow'unu beğeniyorum. Beni belki karakteristik geliyordur size ama Hasan iyi arkadaşım olmasına rağmen kendisine de söylüyorum. O Karadeniz şivesi bazen rahatsız edebiliyor yer yer. Hani biraz aksanlı okuyor çünkü siz de fark etmişsinizdir. Dönemi için iyi bir iş ama. Eski bir işmiş madem. Bazı kelime telaffuzlarında o diksiyon sıkıntısını alıyorum yani. Uy uy dendi chatte. Uy uy uy. Kimin dediğine bak. Ceren demiş aynen. Nicky oku. MC elektrikli hamsi aynen. Hamsi bir de. Doğru. Yani o yüzden mi Kontra'nın flow'una benzettim ya. Kontra'yı da ben ilk duyduğumda suikast zamanı işte 2007-2008'di. La Diez'de 2005-2006 benim ilk duyduğum. Savaş abilerin yanında. Abdülkadir'in yanında. Müebbet La Diez ve Abdülkadir Alarm Müzik. Ben hala beğeniyorum kendilerini ama Hasan zaten şeydi. Bir ufak bir info vereceğim bunu. Parçadan bağımsız söylüyorum. Hani azıcık arkadaş torpili olsun. Çünkü daha önce yaptığımız iddia edildi, yapmadığımız halde bari iddia edildiği için yapalım bu sefer. Biliyorsun geçen haftaki olayı arkadaşımı övdüğüm söyleniyor ya, 28 tane tanıdığım insan dinledim ben. 8 tanesini beğenmişim ama arkadaşlarını övüyor dendi geçen hafta. Ya Hasan doğru söylüyorsun. La Diez, Hasan dediğim yani La Diez akademik kariyerine odaklandığı için en az 6-7 sene bir uzak kaldı müzikten. Şu an tekrar yeni demo kaydetmeye devam ediyor. Tekrar başladı daha doğrusu. Hatta yayında ilk kaydettikleri güncel parçayı çok içimize sinmediğini söylemiştik daha önce ama hani umarım arayı çabuk kapatırdı. Çünkü normalde beğendiğim bir MC'di yani. Croplatonic, Flowart ve Kurşun. Tsunami'yi beğenmediğimizi söyledik. Biraz aranje etseydiniz keşke 7 dakikalık parçayı. 2 saniyelik loop döndürmeseydiniz dedim diye. Linçlendik bayağı. Drama döndü Twitter'da. O parçada Sayedar ve K.O.'nun verse'leri sadece dinlenebilir gibi dediğim için. Arkadaşımı övdüm denli yani. Esas komiğime giden orada bir de hani... parçadaki elemanlardan biri demiş, benim için kendisi zaten en beğenmediğim ses mühendisiydi falan demiş. Abi benim CV'imde hiçbir zaman ses mühendisi diye bir şey yazmadı yani. Hani bari... hani keşke yaptığım bir işle beni yargılasaydınız ya hani. Kanka bir arkadaşa dedin ya sen. İyi geceler sapık şimdi kendine iyi bak. Bir modacıyla çalışsa iyi olur diye. Uh-huh. Chatte yorum yazıldı da gözden kaçtı. Ben de bölmek istemedim. Ne oldu şimdi moda tasarımcısı mı oldun diye bir yorum geldi sana. Orada gözden kaçırdım muhtemelen onu. CV'nin çok geniş. Doğru söylüyorsun. Ama... Güzel de bir yorum var Emir Kemal'in.
Sahiden parçaya burada kötü dedikten 2 saat sonra canlı yayın açtınız yani. Görüşürüz Eren, kendine çok iyi bak. Gece belki Surhaylar falan yayın açarsa ben de işlerimi bitirdikten sonra gelebilirim o tarafa. En kötü. Sıradaki parçamız. Lia Shine, Değiştin. Soruluyordu bu da. Evet. Yine Türkiye'de bu dönem çok revaçta olan emo rap, SoundCloud rap ekolünün kötü bir örneğini dinledik yine. Beat'ten yine ben her zamanki Lil Skies etkisini alacağız biliyordum. Lia Shine çünkü net olarak Lil Skies'i bayağı bir taklit ediyor. Bunu siz de görüyorsunuzdur belki. Hani geçmişinde arabesk rapçi olması beni çok şaşırtmıştı bu arada kendisinin. ama biraz burada Juice WRLD'e dönmüş biraz. Bu sefer biraz daha yeni sanatçılar keşfetmeye başlamış sanırım kendisi. Enteresan bir şekilde Adam parçasını ben fena bulmamıştım. Şehinşah paylaştığında arkadaştan da o parçadan haberim olmuştu. Ama dinledikçe aşırı sıkılmaya başladım ya. Karşımıza bu arkadaşın işleri geldikçe biraz. Sen ne diyorsun Mali? Katılıyorum birebir. Bir isim daha var aynı. Arkadaşın işleri geldikçe sıkıldığımız ama bu hafta galiba şarkı çıkarmamış. Baykan Barlas falan böyle diss atıyormuş bana. Yok. Rota. Yok ya. Velet Velet. Ha Velet. İki haftadır Velet yok ya. O, bize oynuyor o da. Çünkü demiştik ya seninle yaptığımız son yayında. Geçen hafta yoktun hani şey. Velet bir hafta daha parça verirsen söz onu da dinleyip bir daha senin parçalarını görmezden geleceğiz diye adam iki haftadır parça çıkarmıyor. Maalesef kara listemizi alamadık o yüzden. Velet 3 hafta sonraya şarkı duyurmuş bu arada. Ciddi mi? Evet. Şey, yani olumlu... Oğlum 3 hafta sonra... Yani şey değil, dinlerken aşırı rahatsız etmemesine rağmen kötü bir parça. Aha şey değil, aynen. O MC Erdem'le senin akrabanın yaptığı kadıncağızın ismini... Hani unuttum diyordum, Yeşim Ayan. Oğlum akrabam deyip durmuşsun ya. Tamam, demeyeceğim tamam. Yeşim Ayan ve MC Erdem'in parçasında çektiğim kadar acı çekmedim, itiraf edeyim. Ama kötü bir iş. Ya gizli gizli bizim yayınlar seyrediliyor zaten. En azından burada olmasa bile YouTube tekrarına bakılıyor belli yani. Daha miniciyiz Emre, aslında ama. Emre, Yeşim diye bir akrabamız yok değil mi bizim? Yeşim teyzemi yazdı Emre. Yani ben bilmiyorum abi. Varsa Eskişehir'de falan. Dur bakalım. Yok diye biliyorum ama chatte yani. Bilmeyenler varsa Cambo Cambo şey, Mali'nin kardeşi Emre. O yüzden ona gülüyorum. Yeşim teyzemi diye yazmış. Yeşim teyze mi yazmış ya? Yani Bosun ve Miraç şarkı çıkarıyormuş. Abi bu arada şey, duyurayım tekrar. Discord kanalımıza çıkmış işleri de atabiliyorsunuz artık. Her şeyini düzenledim, bir problem yok. Orada yayın için oluşturduğumuz kanallarda haftalık içeriklerine yerli yabancı parça atabilirsiniz. Yabancılara haftalıkta bakmıyoruz ama ben onunla ayrı bir içerik düşünüyorum üşenmediğim bir vakit çünkü. O zaman sıradaki parçamıza geçiyorum. Buhara, Kara Günler. Herhalde Buhara diye okunuyor. Çok Silvana müzik tarzı değil ama bunun da niyeyse Silvana Netler'den yayınlandığı için bunun da Silvana müzik olduğuna çok emin gibiyim ya. Bakacağım sonra ama. Çünkü şey var, kayıttaki kalitesizlik Silvana kokuyor. Kayıttaki gerçekten kayıttaki teknik kalitesizlik Silvana kokuyor. Tarz olarak hiç Silvana değil. Semt rap'i arabesk drill tadı almıyorum ama kayıt kalitesizliği olarak Silvana kokuyor abi. W Noise'a bakacakmış. Bekliyorum. Evet, Emir Kemal dedi gerçekten Silvana'ymış bu arada Mali. Benim şarkıya bir beat ekle gönderelim Silvana'ya. Yayın beat'e gerek yok, o haliyle de bir klip çekip 1000 lira yedirirsek yayınlatırım Netle'de yani Silvana üzerinden. İşte milletten aldığın 10 bin liralardan bir 1000 lira ayırırsan yatırırız. Milletten aldığın 10 bin lira diyor şu an benim cüzdanımda toplamda 150 lira para var. Benim canım bir meyve suyu istedi geçen gün. Ay alamadım ya ben böyle köklü örgütün. Böyle köklü yapım şirketin. Boğuluyordum. Ama gerçekten abi Sherlock müziğini açtık diyor Emir Kemal. Gerçekten bunu hak ettik. Bir tur bu Sherlock müziğini ben bir vereceğim abi. Bunu hak ettik çünkü. Parçaya bir şey eklemeyeceğim ama. Yani eklemeyeceğim dedim de gerçi yorum yapmadım. Neye ekleyeyim ya? Ama geçen haftalarda 13'e falan düşmüştü IQ'muz. Şu an benim 70-80 seviyesindeyiz. Devam ediyor yani. Enes Batur da karantinada şu an, bir kolab yok mu denmiş. Abi senin beatmaker olduğunu keşfettim demiş Karnaka. Aynen abi ben beatmaker'ım. Şey. Bunda hayır, da sen yine... beatmaker değilsin, ses mühendisisin. Pardon. Şey bunda ses mühendisi modacısın. Bu parçada da kısaca bir şey söyleyeyim yine de hani boş göndermeyelim. Hani yok linçlemeyeceğim zaten hani ama hakikaten şeyi hissettim. Silvana'yı hissettim hakikaten yine. Hiç keyfim yok ya. Prime'ını bize basmış. Çok teşekkürler, hiç keyfim yok ya. Hoş geldin tekrar. Şey
Bunda da abi demin bahsettiğim o SoundCloud Emo Rap jenrasının bir kötü denemesi olarak alıyorum. Ama kötü denemesi derken kayıt kalitesi veya mixte gerçekten beni çok rahatsız eden bu olmamışlık, amatörlüğü hissediyordum. Ben dalga geçmek için söylemiyorum. Silvana'yı ya kötü kayıtlı arabesk drill'den çözüyorum ya da bu tarz işlerden çözüyorum. Böyle bir hal aldık yani. Sıradaki parçamıza geçiyorum o zaman. Ekleyeceğim bir şey yok. Kanka ben ekleyeceğim bir şey yok. Ben bir köz yıkıp geleyim mi o arada? Git gel aynen. Mola verelim. Ben de chatle çok... muhabbet edeyim sen şey yapar. Hatta ben de tamam. Şuradan uzanıp tazeleyeyim. Benim kalkmam gerekmiyor da sen git. Ben yakacağım o yüzden. Ben bol yaktım. Yayın boyunca götürür benimki benim. Dünkü Hip Hop 101 yayınımızda sağ olsun elektrikler gittiği için şeye de yetişemedim. CPU kasmasın diye OBS'tan aynı zamanda yayın kaydını kendim manuel açmıyorum. Hani direkt yayın bittikten sonra Twitch'ten indiriyordum. Dün elektrikler gidip de ben onu halledene kadar telefondan Twitch aldığımız parçalar yüzünden şeyi de sansürledi. Bir 5-6 dakikalık kısmı sansürledi. Konuşmalarım havaya gitmiş. Oradaki kısımları size baştan kaydedip editleyeceğim. Yayının devamınıysa perşembeye bırakmam çok uzamasın diye muhtemelen pazartesi olur. %90 demiyorum ama pazar veya pazartesi ki büyük ihtimal pazartesi duruyor. Kaldığımız yerden 1-1,5 saatlik bir yayınla beef dosyasını bitiririz Hip Hop 101'de. Ozan Kabak Liverpool'a gidiyormuş, çok sevindim. Vay. Güzel oldu. Abi sonda dinlemek için istek parçamı nereden atayım? Buradan atabilirsin ya, alırım ben. The Poet Bostik kadrosuna mı dahil olmuş Sufyu? Wow. Şaşırdım buna bak. Bununla veda etmek için bu haftalığa. Hip Hop 101'lerde görüşürüz ama dediğim gibi yayınları boş ver, senin okulun daha önemli yani bizden. Geldim. Senin için açacağım bunu, sorun yok. Ama şey de açacağım, yayın sonunda açacağım. Güzel istek. Ne o, yine benim şarkı değil değil mi? Yok yok şey, bugün iki tane torpil aldık biliyorsun, bir Ceren'den. Bir sınav takvimi yüzünden, daha doğrusu üniversite sınavına hazırlanacağı için kampa girecek. Moderatörümüz Emir Kemal'le. İki tane torpil aldım bugün normalde istek almamamıza rağmen. Onları aldım. Hoş geldin tekrar. Ben bu sırada Hip Hop 101'in duyurusunu yaptım. Hani yayından sonra tekrar bir dün yarım kalan kısmı baştan kaydedeceğim. Ses olarak onu bir şekilde montajlı ederiz. Artık onu da öğreneceğim bu gidişle. Yayını açtım. Oğuzhan Uğur ne arıyor burada dedim. O nasıl bir göz yamışmasıydı ya demiş Haleren. Hoş geldin abi. Sıradaki parçamıza geçeyim ben bu arada. Nakkaf Yemin. Evet, fade'imizi attık. Şaşırtıcı bir şekilde beğendim. Yani şaşırtıcı bir şekilde derken Cem zaten alınmayacaktır. Yani geçen gün diğer alınma mevzusu hakkında onunla da bir Halit'e sormak için konuştuğumuzda lafladık. Hani ya çünkü biz arkadaşsak kötü yoruma da alınmaması gerekiyor. Ki kötü yorum şuna yapacağım. Verse'lerde bazen hızlanacak gibi olup tekrar bir duraksıyor falan. Verse kısmında bu beni biraz yordu. Ama işin müzikal kısmı, beat çok tatlı abi. Gitar sololarını bayağı beğendim parçadaki gitar partisyonlarını. Gitar mesela... soloları gerçekten Yiğit Seferoğlu'nun mu? Gitar sol... Öyle bir yorum geldi chat'e de. Doğrudur belki, bilmiyorum. Gitar soloları ve gitar partisyonlarını bayağı beğendim ama diyorum şey, beat başarılı, nakarat başarılı, beğendim. Yer yer biraz böyle yine bir çok arabesk vari bir ton alsam da hani orada bir acaba oldum ama neyse ki çok devam etmeden normale döndü abi olay. Arabesk name kafası. Geçerli bir iş ya. Hani verse'lerdeki birkaç kusuru görmezden gelirsem başarılı iş abi. Ya 10 üzerinden 6 veririm. Tek olumsuz yorumum 10 üzerinden 6 doğru, tek bir de uzun. Olumsuz noktası bir tık uzun ya. Evet, uzun. Aynen onu söyleyecektim. Bir tık uzun. 4 dakika bu... değil de 2 dakika, 2,5 dakika olsa da hani aynen. Biraz daha az sıkılmışlıkta daha olumlu şeyler söylerdim muhtemelen. Aynen. Ama chill bir parça. Hani klip görseli biraz parçayla uyumsuz. Dediğim gibi sanki böyle parça çalarken, parça çalarken söyledim hani podcast'tekiler nerede dedin abi demesin. Biraz o şey lo-fi playlistlerinde falan kullanılan görselleri çok andırıyor. Parçayla çok biraz uyumsuz buldum o açıdan ama yani gidip burada görsel gömmeye de çok gerek yok yani. Kötü klipse izleyici olarak kötü klip derim ama bunu bir klip olarak değerlendirmiyorum yani zaten. Hani boş vermemek için. Boş bir görüntüdense aynen. Boş bir görüntü vermemek için bir şey koymuşlar yani, o belli. İyi, hep aynı yorumları yapıyoruz. Ben bir 5 dakika sonra köz almaya gideyim. Tamam, sorun yok. Ama günün... Çok bana ihtiyaç yok. Zaten biliyorsun ben ekibin kolerası olarak. Sen de bol sözlü edisi atma. Seviyoruz bol sözlüyü. Ben de seviyorum. O yoruma çok güldüm ben ama ya. Ben de çok güldüm. Kötü arkadaş yorumu deyince aklıma o geldi. Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmamış.
Sıradaki parçamız, bunun hakkında biraz açıklama yapayım. Parça çıktığı gece Mesafe'nin yayınına denk geldi. O yayında albümü dinledik. Ben albüm hakkında da bir yorumumu söyleyeyim. Kolay kolay, normalde ben hazır olarak albümü dinleyip gelmiyordum. Hidra'nın yeni albümünü ben geçerli buldum. Biraz mix kusurlu geldi, genel olarak mix kusurlu geldi. Bir iki eh parça var. Hidra ve Echo Fresh'in yaz parçasını aldım çünkü o yayında tam net anlayamadım. Ben kulaklıkla dinlemiyordum, laptop hoparlöründen dinliyordum. Tekrar da albümü yayın haricinde ekstradan detaylıca bakmadım ama albüm genel olarak ilk izlenimde güzel bir albüme benziyordu. Yani geçerli bir albüm olmuş. Bir iki kusuru haricinde, mesela Katalaya şarkısı Samra'dan alınmış demiştim ya, Veronica'da mesela. Bunun gibi kusurlar haricinde olmuş gözüküyordu. Çok anlayamadığım için bu parçayı seçtim. Hani yayında çok anlayamadığım için, Mesafe'nin yayında aşırı anlayamadığım için. Cümleyi net kurayım, yanlış anlaşılma olmasın diye biraz tekrar ediyorum. Onun için sırada Hidra ve Echo Fresh yaz geliyor. Evet, Teoman'ın tweetine. Hazreti İsa'ymış. Abi Hazreti İsa göndermesi kapaktaki çok belli de bunu öyle bağlamak gerekmiyor yani ben... Yok işte ben tam tahmin ettiğim yere bağlamış ya. Tweet'i ekrana verip tekrar zaten şey yapacağım. Kanka bu arada kapağa değmişken şeyi söyleyeyim. Burak Şentürk çizdi kapağı. Çok güzel iş çıkarmış. Şimdi imzasına da baktım emin olmak için. Efendim? Çok güzel iş çıkarmış. Abi Burak Şentürk'ün çalışmalarını Instagram'dan falan takip edin eğer etmiyorsanız. İnanılmaz güzel işler yapıyor. Ve ben bu takip ettiğim birkaç tane illüstratör ve grafik tasarımcı var. Bu kadar çok rapçilerle ortak çalışmaları inanılmaz hoşuma gidiyor benim. Spotify albüm kapaklarını falan da tasarlamaya başladılar. İnşallah dünkü çıkıyor. Yayını kaçırdım ben, seyredemedim ya. Bizim çünkü dün iki yayın üst üsteydi. Hem elektrikler gitti, üstüne biz 5.30'a kadar da NBA maçı inceledik dün. İzledik, bir Triple Double yayınımız da vardı. Aboneliğimi tazelersem biraz maddi durumumu rahata ulaştırınca o zaman bakacağım o yayının tekrarına. Bu ay biraz fazla hızlı açıldık. Yani modern peygamber imajı tamam ya, iddialı bir şey ama tamam, eyvallah, okey. Hatta tweetle başlayayım sonra parçaya geçelim ya. Bizi şu an alt tabda dinleyenler için okuyayım. Teoman Karadeniz demiş ki bu kapakla ilgili, hip hop'un değerlerine saygı kalmadığı gibi toplumun inanç değerlerine de saygı kalmamış, şimdi gördüm. Orta parmak yapan İsa figürüne bürünmüş bir kardeşimiz, kendini tanrı ilan etmesinin altındaki psikolojik bozukluk mu daha vahim, yoksa tanrı kavramını aşağılaması mı? Ben şu an masamda bir derdini sikeyim butonu aradım ama normalde kolay kolay küfür etmem. Ama görmüyorum yani o butonu şu an. Şu an yani abi ben de inançlı bir insanım, hani gidip de şey 5 yakın namaz falan kılmıyorum yani ama. Tamam ben inançsızım ama beni abi. Rahatsız, abi yani. Beni rahatsız etmedi bu yani, bunda bir şey yok ki. Birazcık sanat tarihi okuduysan yani, biraz yani, yani. Günümüze gelen kısmı takip ettiysen zaten gayet normal bir şey bu yani. Abi ben bu kadar abartacak bir şey yok mu ya? Çıtayı şöyle arttırayım. Üniversitede de sanat tarihi eğitimi aldığımız için falan özellikle Rönesans dönemindeki sanatçıların eserlerinde kilisenin hizmetine girmek varken o eserlerin birçoğunda aslında kiliseye laf sokuluyor abi. Samimi söylüyorum bu arada. Yani dini resim isteniyor ama oradaki tasvirlerde Rönesans sanatçıları ya da Barok dönem sanatçıları, Caravaggio gibi aslında orada farklı bir şeyi dışa vuruyorlar. Seviyeyi çok yükseltiyorum şu an. Biraz sonra bir küfür etmeli. Bayağı yükseltiyoruz şu anda. Biraz sonra bir küfür etmeli, düşsün tekrar. Yani hayır, ben böyle şey işim. Var. Bu bahsettiğim çağlarda bile sanatçılar mecburen yaptıkları işlerdeyken bile, hani şu an müzikten çıktı, bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Kilisenin hizmetinde mecburen aç kalmamak için, o dönem çünkü bir özgür sanat diye bir şey yok. Kilise için duvar boyuyorken kilisenin dogmalarına laf sokan sanatçılarla dolu abi. Ta o dönemde bile. Yani abi, bu şey değil yani. Ya, bu inançlı olmak, çok özür dilerim hani böldüm. Bu inançlı olmak ya da tamam. İnançsız olmakla alakalı bir şey değil yani bu gönderme. Sen inançlı bir insansın, evet. Ben inançsız bir insanım ama ben burada şey yapmıyorum. Bir dine hakaret etmiyorum ya. Yok abi burada bir şey yok ya. Ayrıca şuna geleceğim. Yine biraz konu buradan sapıyor ama şu var. İnanç duyarı kasan insanlar şunu yaptılar bu ülkede. Sadece Müslümanlık üzerine değil. Kutsal Damacana diye bir film var. Değil mi? Exorcist filmiyle dalga geçiyor. Dolayısıyla mantıken baktığımız zaman Hristiyanlık inancıyla alenen dalga geçilen bir film. Hani kiliseden şarap alıp satılıyor bilmem ne. Buna gülen insanlar gelip bana inanç duyarı kasmasınlar ya. Ona gülünmesin demiyorum. Ayrıca, bu arada. Ona gülünmesin demiyorum burada, bu arada. Hani ayrı bir mevzu bu. Burada gömse de bir sıkıntı yok abi. Yani özgürlükten bahsediyorsan, eğer sanatın özgürlüğünden bahsediyorsan istediğini yapsın adam. Burada bir şey yok ya, bu kadar rahatsız olacak bir şey yok bunda.
Emir Kemal abi ben İmam Ona Hatip çok saçma mezunuyum geliyor vallahi biraz. kapağı beğendim demiş. Yani şey var. Kapak Hani güzel abi yani. yani senin dinin olup olmamasını da geçtim abi. Hani bu ülkede atıyorum dediğim gibi kutsal damacanalara falan gülündü. Hristiyanlık inancının öğeleriyle komedi unsuru yaratan filmlere gülünüyorken bu insanlar konu İslam'a ya da bu tarz şeylere gelince eyvah eyvah saygısızlık deniyor abi. Başka bir saygısızlığa gülüyorsunuz. Buna mı problem yaratıyorsunuz yani? Bu osuruktan Ya nem kapmak Baykan, hakikaten yani. konusu açılmışken şeyi söyleyeyim. Seninle bir ara konuşmuştuk ya, bir tane hip hop ve tasarım üzerine bir şey mi yapsak? Bir yayın. Acaba Burak Şentürk'le konuşsak ya da başka bir Benim isimle hiç öyle bir şey muhabbetim yapsak yok ama tatlı olur. konuşabiliriz. Ben hatta şeye Ya yazdım. ulaşırız, sorun değil de. Ben hatta Instagram'dan şeye yazdım. Biri Türk, yarı yani daha doğrusu yarı Alman, yarı Amerikalı, yarı Türk bir fotoğraf sanatçısı var. Bir de meşhur Kızılderili asıllı Ennio Piccoli diye bir sanatçımız var. Hip hop fotoğrafçısı bunlar. İkisine ben müzik business'ta acaba hip hop fotoğrafçılığı üzerine konuşur muyuz diye bir yazdım. Hani henüz bir geri dönüş olmadı. Yani şey görüldü olmadı daha doğrusu Instagram'da. Çünkü takipleşmiyoruz aslında. Ama şey bu tarz bir fikrim benim de var. Böyle bir çizim üzerine de konuşabiliriz abi gayet. Yani birkaç bağlantıyla ulaşabiliriz diye düşünüyorum eğer. Öyle bir Ya şey aslında istersen onu bağlantıya da gerek yok. değerlendirelim. Herhalde görürler böyle bir şey ama vakitleri var mıdır bilmiyorum ama deneriz yani. Ya ben takip ettiğim kadarıyla çok reddedecek bir isim değil. Ya birkaç tane şey var. Mesela Kontkar'ın albüm kapaklarını tasarlayan biri vardı şu an. İsmini hatırlamıyorum. Yine Spotify'ın albüm liste kapaklarını da tasarlamıştı. Onun da işleri güzel. Emir Böyle Kemal ciddi birkaç tane misin bu isim arada? var. Tatlı olur. Teoman Karadeniz albümlerini Berkcan Güven'e veriyormuş. Full arşivi dedi. Gerçekten mi Emir Kemal bu arada? Trollemiyorsun. Var. O zaman bir dakika tweet'i ben tekrar okuyorum. Hip hop'un değerlerine saygı kalmadığı gibi toplumun inanç değerlerine de saygı kalmamış deyip Berkcan Güven'e mi albüm veriyorsun abi? Hip hop'un değerleri falan. Hani ya şey değilim bu arada Berkcan Güven de daha önce burada Kozmik Karınca'da yaptığımız örneğin gibi herkes rap yapabilir eyvallah. Bu bir sıkıntı değil ama işte bu daha önce ben Kila Hakan ve Masakaya da salladığım yayında da bunu söylemiştim abi. Madem hip hop kültürü şöyle bizden olmayana mesafeliyiz bilmem ne triplerine giriyorsanız ona uygun hareket edin. Yani tutarsız hareket ettiğiniz için size tepki doğuyor. Yoksa Berkcan Güven'le takılmak kötü bir şey değil. Belki çocuğu muhabbeti çok iyi arkadaş. Ama ya söylemlerinizle çelişmeyin abi o zaman. Hip hop değerleri bu kadar önemliyse satma abi albümünü yani. Aynen aynı şeyi Undertaker Seyfiye de demiş. Madem bu kadar önem veriyorsun arşivini satma o zaman. Ki ben ilk Ben ona başta çok katılmıyorum ya. Ben işte küstüm camiaya arşivimi elden çıkaracağım gerekirse gömeceğim mömeceğim dediğinde bak yapma pişman olacaksın falan diye kendisini hani sürekli eleştirmeme rağmen DM attım hani ya ne yapıyorsun yapma diye ama Berkcan Güven'e satma olayına geldiyse olay zaten bambaşka bir şey yani. Benim aklıma şey Ben getirdi tweet'i ya görmedim. Burada zamanında söyle bu şimdi. arada özür dilerim Mali. İroniydi bence o falan denmiş chat'te. Ben o tweet'i görmedim. Burada bana chat'ten gelen üzerine bu yorumu yapıyorum. İroni ise de başka bir şey ama hani şey değil. Mantıklı zekice ironi gelsin abi o zaman. Abi Ya zaten arşiv satma konusunda bir sıkıntı yok bu arada. Niye ona takıldınız bu kadar anlamadım. Satmak isterse satar adam. Hip-hop'un değerleriyle bir ilgisi yok yani. Arşiv satan bir ton insan var benim tanıdığım. Yok Miras demiş Bazen ki bakıyorlar, bazen maddi durumdan dolayı satıyorlar. abi bak maddi durumdan satmak ayrı bir şey ama ben bıktım sizin kültürünüz de sizin olsun bilmem ne falan deyip hani elden çıkaracağım bir daha işim olmayacak deyip ondan sonra bana benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Hip hop'un değerlerini ayaklar altına aldınız diye konuşma abi sen zaten bırakmışsın o zaman. Çıktım gittim ben bakın dalganıza Tamam. diyorsan konuşma abi o Arşiv zaman. satışının hip-hop değerlerini ayaklar altına almayla bir ilgisi yok. Oraya takıldım. Ha Ceza Reymen Benim mevzusuna ilgi alanıma girdiği için girdim de. Ceza Reymen mevzusu için atılmış bir tweet diye Zifir Rap düzeltti o ironi ise de eyvallah ama o yani o çok çok üst düzey herhalde bize geçmiyor bazı ironiler çünkü. Her neyse Minaj demiş ki onu okuyamadım bir türlü. Berkcan Güven gençliğinde rap sevip dinlediyse ama YouTuber'da ünlendiyse adamın ne suçu var? Abi zaten ben buna bir şey demiyorum. Yapabilir zaten. Ama ben şeyden rahatsızdım. Bu Berkcan için söylemiyorum bunu. Bazı influencer ya da işte streamer ya da YouTuber arkadaşların hani bizim sayemizde dinleniyorsunuz lan tribi var ya o beni çok irite eden bir şey abi. Çünkü siz daha Berkcan istisna belki evet çocukluğundan beri rap dinliyor ama atıyorum Rayman siz rap dinlemiyorken abi hani ben buradan Türkiye'den No Name Türkiye için No Name bir sanatçı iken buradan Çekya'ya konsere gidiyorsam bu senin sayende değildi abi kendim tırmaladım yani. Özge takip için teşekkürler hoş geldin.
Yani şu an rap müzik popüler oldu. Ana akıma hitap eden bir şey oldu. Yani günümüzün pop müziği oldu diye bundan nemalanan adamla Diren gibi, belki Berkcan'ı da buraya katabiliriz belki, Miraç dediği gibi. Hani çocukluğundan beri sevip ama başka bir kanalda ünlü olan adamı aynı kefeye koymuyorum abi. Yani Elanur'la Direncan benim gözümde aynı şey değil yani. Bundan bahsediyorum. Konulardan nereye geldi ya? Sonuçta albüm kapağında bir sıkıntı yok abi. Yani ve bunun şey inanç mevzusuyla falan da alakası yok ki Hidra dün yayında demiş yani ben izleyemedim dediğim gibi. Kapaktaki İsa falan değil diye. Evet sen ya Hidra'nı yapmaya çalıştı, kapakta yapılmaya çalışan bir modern peygamber imajı eyvallah. Hani bu illa İsa göndermesi değil ki, İsa göndermesi de olabilir abi yani. Benim de bu tarz dini referanslar üzerine punchline yaptığım bir ton sözüm var yani. Çarmıha mı gerilmem lazım illa bunu yazabilmek için? Çok uzun kaldık üstünde ya. Parçaya geçmedik hatta, evet çok uzun kaldık. Parçaya geçelim. Evet. Ben hatta közler eridi benim, bir alıp geleyim mi? Sen tamam. Yorumla istersen. Al gel, ben yorumla. Sonra diğer şarkıya geçerken, dahil olurum. Tamamdır. Parçada beat'i beğendim açıkçası. Hidra'nın verse'ünü ve nakaratı beğendim. Eko Fresh'i ise beklentimin altında buldum yine çoğu zaman. Çoğu zaman derken son dönemde çoğu zaman bana bunu yaşatıyor Eko Fresh maalesef. Türkçe, Almanca fark etmeksizin. 2000'lerin ortasındaki Eko Fresh hype'ım kalmadı benim açıkçası biraz. Üzücü bir durum. Ha bu verse'e aşırı özendiğini de düşünmüyorum bu arada. Öyle bir gerçek de var. Onu hissettiriyor bana yani. Çiğ'i beğendim bu arada. Evet hani sadece bu parça özelinde değil, genel olarak da Eko Fresh bu ara çok fazla üstüne düşmüyor gibi geliyor ve mesela bunu şarkıyı Hece ile yapması yüzünden de değil mesela. Çukur'a parça yapmak Eko Fresh için bence vizyonsuz bir hareket abi. Çünkü döviz kuru ortada Türk lirasının. Çukur'dan ne kadar almış olabilirsin ki yaptığına değsin? Çünkü yani sana hiçbir şey katmayacak abi. Senin orada market paran değil o. Selamlar abi, hoş geldin. Yani mesela bu örnek için diyorum hani Eko Fresh bu ara biraz çok umursamadan kariyerini ve işleri hareket ediyor gibi geliyor bana genel olarak. Abi Türkiye'de bilinmek istiyorsun ama sen tamamen Türkçe rap de yapmıyorsun ki. Türkiye'de senin yaptığın Almanca rapi kaç kişi dinleyecek? Hani UFO'yu bile Ezhel yüzünden dinliyorlar Türkiye'de çünkü. Bilmiyorum, bana biraz anlamsız gelmişti o hareket. Çukur için yapılmış en iyi parça o galiba dedi Crop Platonic. Mümkün ama dediğim gibi bana şey geldi ya, şey gibi geliyor bu aynı mantık. Ja Rule'un, güldük bayağı zaten ona da, Yunanistan'daki dönerci reklamına oynaması gibi geliyor abi. Hani kaç milyon dolar vermiş olabilirler abi sen alt tarafı dönerci. Hani çok vizyonsuz hareketler bunlar. Ya da bugün denk geldim hatta, Gerilla ile Cenk'e etiketledim altında gülelim diye. Ice Cube abi İskoçya'da Lordluk falan ünvan satan dolandırıcılar var ya, hani sana sertifika yapıyor. Bunların reklamında oynamış abi, sana gerçekten bu şirket ne kadar verdi? Bunu çok merak ediyorum. Sen koskoca Ice Cube'sun abi. Ne ihtiyacın mı var buna yani? Ben artık Lord'um falan diye video çekmiş. Instagram linkini paylaşırım Discord'da sizinle. Evet, Levon'un Ahmet Usta ile feat'i ama o 2014'ten kalma. Türkçe rap'in çok para etmediği yıllar. Muhtemelen Levent abinin ihtiyacı vardı ona. En fazla o en fazla 5-6 bin almıştır ondan yani. Kosta Kurtoğlu selamlar, hoş geldin. Ben ne diyordum? Beat'i yorumladım. Kidra'yı yorumladım, nakaratı yorumladım, bunları beğendiğimi söyledim. Eko Fresh'in verse'ü biraz beklentimin altında kaldı dedim. Genel olarak son dönem öyle kalıyor dedim. Sen yoktun diye senin için tekrar diyorum şu an Mali bunları biraz da. Hani, tamam. Yani çok özenmemiş bir verse'ünde belli dedim. Bu kadar ama genel olarak hani albümün çok çok iyi bir parçası değilmiş. Ben tekrar bu yayında detaylı bir bakalım diye aldım. Çok üstün körü dinlemiştim Mesnefe'nin yayında çünkü bu parçayı. Albümün aşırı iyi parçalarından biri değil. Ama yine de çok çok da kötü bir parça değil. Sava'yı dinleyeceğiz Costa. Daha dinlemedik. Ama albüm genel olarak hani geçerli sayılabilecek ortanın üstü bir albüm ya. Sufio 28. Bahsedilen tweet'i açmamanın özel bir sebebi var mı? Okey, konsepte aykırı ama üzerine konuşurken bana söylenene göre konuşuyorum demek yerine kendi gördüğün üzerinden konuşmak daha mantıklı sanki. Abi ben o tweet'i kaçırdım o zaman. Çok özür dilerim Sufio'cum. Tekrar atar mısınız bana onu? Bir de orada konuşulan iki konu farklıydı ya yakaladığım kadarıyla. Tweet'le senin konuştuğun konu birbirinden farklı biraz. Ben onu aç yine de ama. Kasıtlı bir durum değildi Sufio'cum, özür dilerim, kaçırmışım ben o tweet'i. Yok, onun Baykan'ın söylediği Berkcan Güven kısmıyla ilgiliydi. Ben hani hararetlendiğim sırada chat'e çok bakamamışım o dönem. Evet, evet. Açtım şu an. Ben de koleksiyonu başka YouTuber'a vereyim, emekliye ayrılalım. Agalardan böyle gördük. Ha tamam, bu tamamen ironikmiş canım. Eyvallah. Kusura bakmasın Teoman. Belliymiş yani ironik olduğu, eyvallah. Bayağı belli de. Yok, ben tweet'i görmeden buradan aldığıma göre şey yaptım. Ama ben tweet'in linkini de kaçırmışım buradan. Sufio haklıymışsın abi. Ama kasıtlı yapmadım yani, gerçekten kaçtı.
Düzelttiğin için ayrıca teşekkür ederim Sufyu. Evet, teşekkür ederiz. Parça ekleyeceğim bir şeyler var mı Mali? Sen köze gittin geldin, ben yorumumu abi, yaptım. Sen de çok söyle, uzun durduk. Parçaya geçelim. Çok uzun durduk üstünde, bence direkt geçelim sonraki parçaya. Ben şarkıyı unuttum yani. Tamam kanka. Bayağı durduk çünkü üstünde. Sıradaki parçamız yine merak edilen işlerden biri geliyor. Tepki ve allame emoji. Evet. Atilla, o muhtemelen biraz karantina etkisi olabilir ya. Yan yana gelememiş olabilirler belki. Muhtemelen. Yani evet, biraz UK grime ve UK drill etkisi var beat'te ama ben beat'i çok sevmedim. Öyle başlayayım. Nakarat ve verse'leri beğendim, kabul. Ama hani yani beat'ten biraz sıkıldım. Başka da bir eksiği yok gibi duruyor. Ha, tatilde miymiş abi Allame? Eyvallah. İyiymiş. Instagram sayfası köpek balıkları pirana değil lafını Şeyho'ya punch olarak algılamış. Ya sanmıyorum Şeyin Şah'la bir beef deneyeceklerini ya. Ya deneyecekse de Nakarat'ta bir sözle bir barla geçirmez evet, onu. Evet, evet. Yani ben bu arada Nakarat'ı sevmedim ya, senin aksine. Yani biraz papağan Nakarat kafası bunda da var bu arada. Ama hiç yani şey değil, benim rahatsız etmedi beni. Yani çok dile dolanacak bir Nakarat mı? Hayır. Kesinlikle hayır bu arada. Hani catchy Nakarat değil yani. Kolay yakalamıyor ama kötü bulmadım. Yani bu beat'e uygun bir nakarat olmuş ama genel olarak ben beni en çok irite eden şey beat oldu ya. Hani şey var, dediğim gibi şarkı çalarken de soruldu. Biraz UK drill, UK grime esintisi var beat'te. Ama lirikal olarak drill'le alakası yok parçanın bu arada. Tekrar bunu belirteyim. Yani geçerli bir iş yine. Günün iyi işlerinden. Ama yani çok çok da favorim olmadı. Yine playlistimi almam mesela. Beat'i kim yaptı? Beat'i kim yaptı? Glam yapmış abi. Abi bir de Allame'nin bazı sözleri biraz kendi seviyesinin altında kalmış gibi geldi bana. Çok basit kafiyeler, basit sözler var. Onlar biraz bir tık rahatsız etti ama chatte yazılmış, kimin yazdığı kusura bakmasın, Undertaker yazmıştı galiba. Çok yukarıda kaldı, bulamayacağım şimdi. Tepki son şarkılarında bayağı iyi yazmaya başladı diye, onu ben de fark ediyorum. Evet. Son çıkardığı şarkılarda eskisine göre çok daha iyi. Yorumum bittiyse chatten gelen bir iki şeyi cevaplayayım ben. Croplasonic demiş ki, bu arada Allame'yi beatmaker olarak nasıl buluyorsun abi demiş. Abi başarılı buluyorum, hani özgün soundlar çıkarabilen bir prodüktör. Hatta ben linç yemeyeceksem chatte, hani MC'liğini de beğenmekle beraber genel olarak prodüktörlüğünü MC'liğinden daha önde görüyorum Allame'nin ben açıkçası. Tepki MOB'den çıktığından beri kendini buldu gibi bir yorum var chatte. Tam hatırlamıyorum, yukarıda kaldı biraz o. Yanlış görmediysem. Aynısı geldi şimdi. Ha, şimdi aynısı geldi. Geldi. Tamam. Doğru. Bu arada Drill Gram gibi çok niş bir türden neden zorluyor piyasa abi? Çünkü bizim piyasada geçen Twitter'da eleştirdiğim bir şeydi. Yayında çok az taşıdık onu. Şey gördüm. Aynı gün böyle uyku düzenimle mücadele ettiğim ve sabaha karşı uyandığım bir gün, uyandığımda 4-5 tane milletin favorilerinden retweetlerine önüme düşen tweet var bildiğimiz rap sanatçılarından. Millet uyandırayım, önümüzdeki moda drill çok çok ciddi tutuyor. Şimdiden çalışmaya başlayın, drill popüler olacak gibi tweetler gördüm yani. Bu böyle bir şey değil de, hep diyorum ya, biz sanat yapmaya geldik abi buraya. Biz bir şey tutacak diye yapmıyoruz ama bir kısımsa bu tutuyor abi, burada ilerleyelim diye bilmedikleri tarzlarda sadece beatleri benzeterek üretim yapmaya çalışıyorlar. Mesela diyorum ya, Türkiye'de trap hiçbir zaman olmadı diye. Çok sayılı 4-5 parça var. Mesela ilk aklıma gelen Kontkar Mutfak tam bir trap örneği. Çünkü lirikal içerik buna uygun. Sadece beat'in trap beat kategorisinde olması o parçayı trap yapmıyor. Lirikal olarak bir şeyler eksik Türkiye'de genel olarak zaten. Hani bu lirikalden kastım illa böyle çok kompleks lirikler, iyi lirikler anlamında değil bu arada. Trap dediğimiz şey, hep söylüyorum, Atlanta slanginde uyuşturucu ticareti yapılan alan ve trap müzikte buradaki hayattan beslenir. Liriklerinde bunu görürsünüz. Türkiye'deki trapte bunu görmüyoruz ki. Ha, beat trap ama siz hani diyorlar ya eski kafa dinozorlar bilmem ne. Türkiye'deki eski kafa dinozorlar da ona bakarsanız boom bap yapmıyor zaten. Doğru düzgün boom bap yok. Kaç tane SP1200'den çıkmış beat var, MPC'den çıkmış beat var. Kaç tane prodüktör, Da Poet'i falan hariç tutuyorum. Sen de biliyorsun Mali, benim olayım var. Bizler gibi gidip plak seçiyor, digging yapıyor, oradan plaktan sample diyor, bilmem ne yapıyor. Hani ona göre boom bap'te olması gerektiği gibi bir ritim örgüsü, bassline örgüsü diziyor. Kaç kişi var? Türkiye'nin genel sıkıntısı bu abi. Ne satıyorsa oraya yöneliliyor genel olarak yani. Hepsi trap adı altına geçmiyor mu peki ya denmiş. Abi işte hayır. Hani trap beat olarak öyle bir genre EDM'de falan da oluştu. Hani o sizin de aklınıza gelen sound ama tam olarak trap müzik dediğimiz şey demin dediğim olay.
Dapureti birçok şeyden hariç tutmalıyız. Çok değerli bir Türk prodüktörü. Evet, çok değerli bir prodüktörümüz abi. Evet, rap'in asıl karakteri aslında beat veya autotune değil yani. Türk rapçiler bunu anlayamadı. Tabii ki drill de anlayamayacaklar. Bu arada ben konuşurken yine chat'e çok bakmadım. Yorumlarınıza bir göz attım. Evet Mali, senin ekleyeceğin sadece nakaratı mı beğenmedin? Yaşı nakaratı, bir de Allame'nin birkaç tane barı biraz basit geldi. Onun dışında geçer şarkı ama dediğim gibi nakarat sebebiyle ben muhtemelen şey yapmam. Anı listeye alır mıyım benim bilmiyorum ama. Fugzi bugünün geçer işlerinden ama. Evet, Fugzi demiş ki peki abi türsüz mü şimdi bu şarkılar? Abi şöyle, Türkiye'de sadece bu şarkılardan tepki Allame ya da işte bugün dinlediğimiz parçalar üzerine söylemiyorum. Genel olarak Türkiye'de bir tür karmaşası var abi. Arabesk rap bugün evrildi. Trap beatlerin üzerine hala arabesk rap yapılıyor ama sadece biraz daha sokaktaki işte Şahinci hayatı anlatılıyor mesela hani. Hatta biz dalga geçmek için arabesk drill diyoruz orada. Sürekli yok adam vurdum şunu yaptım bilmem ne diye. Ama yani Türkiye'de şey yok. Bu tarzların doğduğu topraklar Amerika ve Amerikan müzik kültürü. Sadece bunu hip hop'la limitlemiyorum. Türkiye'de bunlar dinlenmediği ve bilinmediği ve araştırılmadığı için bir şeyler hep eksik kalıyor abi. Hani bir şeyler taklit ediliyor daha çok. Tam olarak şu tarzın direkt örneği şudur diyebileceğim işleri nadir görüyorum yani. Bu arada plaktan almak bir şart değil. Ben de YouTube'dan sample kesiyorum abi. Türkiye'ye doğru düzgün plak gelmez oldu zaten. Hani bu baktığımız zaman Night Wonder da bugün sadece plaktan kesmiyor ama şey vardır. Bu bir kültür meselesi ve bir karakteristik sound meselesi. Hani bunu uygulayabilmek mühim yani. Ya abi yeni bir tarz biz genel üretemeyiz. Genel plaklarda bu arada 5 liraya aldığımız plaklar 20-30 lira olmuş şeylerde yani. Ya. Şahlerenz'deki indirim reyonlarında bile. Şahlerenz demiş ki abi yeni bir tarzı biz üretemez miyiz peki diye. Abi üretirsin ama bunun için sizin camianızda hani müzisyenler olması gerekiyor. Örnek vereyim. Türkiye'deki Anadolu Rock diyebildiğimiz ama orijinal Anadolu Rock'tan bahsediyorum. Hani şey değil bu 2000'lerden sonra Cem Yılmaz'ın dalga geçtiği işte Buğday Arpa, Ana Kardeş, Bacı janrasından bahsediyorum. Saykederin kısmından mı bahsediyorsun? Evet. Moğolların zamanında yaptığı, işte Ersen ve Dadaşların yaptığı, Selda Bağcan'ın 70'lerde yaptığı, Cem Karacalar'ın yaptığı sound'dan bahsediyorum. Etkilendikleri şey psychedelic rock, progressive rock ama onu bambaşka bir forma soktular abi. Çünkü bu insanlar gerçekten müzisyendi ve bildiğimiz manadaki Anadolu rock doğdu. Bizim Türkçe rap camiasında hep söylüyorum ya müzisyen sıkıntımız var diye. Bu bununla alakalı abi. Bizim camiamızda yepyeni bir sound, mesela UK Grime de bunun örneği abi. Hip hop aldılar İngilizler. Yepyeni bir müzikal forma soktular UK Grime adı altında ve bambaşka bir müzik yapıldı orada. Yine hip hop ama yeni bir canlı ürettiler insanlar. Bizim Türkiye'de bunu yapabilmemiz için en başta bizim rapçilerimizin müzik öğrenmesi gerekiyor. Bizim camiamızda müzisyenlerin bol olması gerekiyor. Çok limitliyiz abi. Bu biraz neye benziyor biliyor musun? Türkiye'de de çok başarılı mesela şirketler var. Ben birazcık pazarlama kısmından, yönetim kısmından bir örnek vereceğim. Hı hı. Ama burada ne kadar uğraşırsan uğraş bir Silikon Vadisi çıkaramazsın mesela. Çünkü o kültür burada yok. O kültürü destekleyecek üniversite eğitim burada yok. O kültürü destekleyecek evet. Melek yatırımcı ağı burada yok. Aynısı müzik için de geçerli. Yani bir şeyleri üretebilmek için bir kültüre bir network'ün olması lazım. Onlar burada yok yani. Yakın zamanda da çok olacak gibi durum. Uzun hatta çok bir sürecin şey. Sonucu çünkü bu yani. Çok üzücü bir şey. Hatta biz geçen haftaki salı günü yaptığımız müzik business yayınında Ateş Berker ve Okan Çam'la beraber Argo İzmir'in prodüktörleri bu konuya çok daha derinlemesine değindik. YouTube'dan tekrarını izleyebilirsiniz hani Türkiye'deki üretim ve fabrikasyon üretim muhabbetlerini. Talep bu. Mecbur hani şey yapıyorsun ama hani bu tarzı çıkarabilecek müzisyenler de çok az ve hatta üzücü olarak diyorum hep MC'lerde abi prozodi basit bir şey. Yani küçümsemek için söylemiyorum. Gerçekten prozodinin mantığını ve temel şeylerini, giriş aşaması, infosunu chat anlayabilsin diye çok düzgün kelime seçmeye çalışarak konuşuyorum şu an. Ekşi Sözlük'teki entry'lerden bile öğrenebilirsiniz artık. Hani detaylıca anlatıldığı entry var ya. Ama Türkçe rapçiler hala prozodi uygulayamıyor. En basitinden yani. Bizim müzisyen olmamız lazım abi o dediğinizin olması için maalesef. Bir de tekrar edeceğim, müzisyen olmanın da bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü senin yurt dışındaki örneklerde olduğu gibi yıllardır oturmuş bir kültürün yok. Uzunca bir sürede olmayacak. Yani. Ama şöyle bir şey var abi, Fransa'da da
Sosyopolitik olarak gelirsek evet, Fransa'da da Amerika'ya yakın bir sömürgecilikten gelen bir siyahi azınlık falan vardı ama müzikal kültür olarak abi Fransızlar öyle iyi girdiler ki mesela benim Amerika'dan sonra en beğendiğim ülke hip hop bazında Fransa muhtemelen. Öyle iyi girdiler ki abi. Ya şey yok. Çok çabuk o farkı kapattılar ve çoğu bilinçli. Özellikle 90'lar döneminde. Yoksa Fransa'nın da günümüzde aşırı bir Afro rap furyası gelmiş durumda. Ayrı Evet, mevzu şu an ama. çok enerjik. Ama yani bizim ülke, bu biraz da bizim ülke insanımızın genel olarak biraz bir şeyleri öğrenmeye kapalılığı ve hazırcılığıyla alakalı. Hani biri anlatsın biz kapalım. Bu daha önce girdiğimiz bir konu olduğunu söylüyor. Mesela özellikle dinde de örneğini çok görürsünüz. Hani inandığı kitabın ilk ayeti okuyken insanlar okumayıp bunu çeşitli insanlardan dinlemeyi tercih ediyorlar. Aynı mantık. Bir araştırma hevesi yok. Biri anlatsın, ben hazır bilgiyi alayım mantığı var. Biraz da bununla alakalı. Almanca rapi de severim Evet, ama bu da işte güncelde Türkiye'de en çok kopyalanan şey o ve orada da biraz suyunun çıktığını düşünüyorum abi bu kafaların. ve Almanca rapi bizim yanlış anlaşılmasın ama bizimkiler ele geçirdi. Çok da kötü oldu ya. 10 Aynen. sene önceki şarkılar. Atilla Altun demiş ki Baykan abi sence Türkiye'de cidden hip hop kültürü yaşanıyor mu? Eskiden yaşanıyor muydu? Abi şöyle grafiti ve breakdance bazında bakarsak elementler bazında biz çocukken sokakta grafiticiler görürdük, b-boylar görürdük Bakırköy'de falan özellikle Kadıköy'de ve Bakırköy'de İstanbul için konuşuyorum. Hani breakdance ve grafiti Türkiye'de gerçekten bayağı yaşandı ama hip hop kültürünü öğreneyim, köklerini öğreneyim kafası asla insanlarda bir topluluk halinde, ortak bilinçle gelişmedi hiçbir zaman. Tam olarak yaşanmadı yani. Biraz da bu şeyle alakalı. Tunç abiyle bununla alakalı bir diyalogumuz olmuştu Twitter'da. Haluk'un Flow Radio tepkisine olarak. Hani her şey Amerika'daki gibi başlamadı burada. Bunun da etkisi var diyor kendisi. Kısmen doğru ama ben kısmen biraz araştırmamamıza da veriyorum. Evet. Sıradaki ya şeyi parçamıza hatırlıyorum geçeyim ben. ben bu arada. Sen cümleni tamamla. Çok çok Tamam. oyalandık. Geçeyim. Çok ayarlandık evet. Çok konu dışına çıktık. Şeyde Bakırköy'de doğup büyüdüm ben ama öyle çok hatırlamıyorum yani çocukluğum olduğu için. Ama şeyleri hatırlıyorum. Breakdance partileri yapılıyordu işte sahil tarafında bir tane mekan vardı hatta genelde orada yapıyorlardı. O kültür de mesela şu anda yok. Sadece Red Bull'un etkinlikleri var. Bunun dışında çok bir şey belki ben takip etmediğim için görmüyorum. Şu an zaten korona sebebiyle olamaz da Yok şahlanan öncesinde güzel de oldu. yoktu. Yavaş yavaş galiba rap'in popülerleşmesi o şeyleri de öldürdü ya. Aynen. Ya ama Rap öne şahlanan çıktı da o hiç kusurluk. breakdance kısmı. Özür dilerim Ali, böldüm, bitti sandım cümlen. Biraz bir delayımız Yok oldu yok orada devam et devam görüntüde. et. Devam et devam et. Şavlaraz demiş ki bir konu açtım 10 dakikayı yok ettim abi kusura bakmayın demiş. Yok abi güzel oldu. Yani bir taraftan da muhabbet Yo ediyoruz. güzel oldu ya. Yani ya hep böyle kötü parça dinleyip dalga geçecek değiliz ya. Azıcık da ciddi muhabbet edebiliriz yani. Herhangi bir konudan muhabbet edebilmeliyiz yani. Onun için güzel oldu. Sağ ol. Chewbacca HD takip için teşekkürler. Hoş geldin. O zaman sıradaki parçamız. Mali Aynen. bittiyse cümlen geçiyorum. Oh, sizin Ya oraya bitmedi kazandım. de devam edelim. Çok uzattık çünkü devam edelim. Böldüm ya, özür dilerim. Yok yok sıkıntı yok. Devam. Hayki. Doğru kötüler, yanlış iyiler. Feyde gerek yokmuş bunda. Bayağı beğendim. Şıkır şıkırdan sonra çok iyi geldi ya. Evet ya, chatte de söylemiş çıkır şıkır biraz piyasa turnusolü ve ben de hani listelere gireyim. Hem dalga geçip hem listelere gireyim mantığı yaptı herhalde. Öyle düşünmeye başladım ben yani. O yayın bayağı gömdük parçayı ama öyle şu an onu fark ettim gibi oldu sanki. Artık patrona sallamasam ya sıktı demiş Nar Samuray. Şey abi ya, ben bu tarz şeyleri lezzetli buluyorum ya. Hani tabii ki sürekli polemik seven, magazinsel tartışmaları seven biri değilim ama yabancı rapte de bunu, hatta şu an Beef dosyasını incelediğimiz için örneklerini dinledik. Bu tarz şeyleri ben lezzetli buluyorum ya, abartılmadığı müddetçe. Ama bazen sıkabiliyor, evet. Hani sıktı diyorsanız da neden diyorsunuz demem yani. İkinci verse'ü bayağı beğendim özellikle. Hani bayağı iyi yazmış. Verse'ler güzel. Mesela doğru autotune kullanımına bir örnek. 3 dakika 18 saniye bu parça için tam tadında olmuş. Güzel abi. Hani buna kötü bir Tek düze eleştirim yok. değil. Evet, tek düze değil. Klibine Görsele çok uğraşılmış. Animasyonu uğraşılmış, diye. görsele çok uğraşılmış ama şey var sadece, bu geçişler ve mesela Ajna göndermeleri falan da güzeldi burada. Ama şey, gerçekten bunu dalga geçmek için demiyorum. Hani epilepsi hastaları için biraz izlemesi zor bir görsel yani. Sürekli bir aksiyon var çünkü orada. O beyaz siyah geçişleri falan. Hani o biraz zorlayabilir o epilepsi hastalarını ama ben günün şu ana kadar en beğendiğim işi bu oldu.
Zemzeme peki sence patron disleşmesini kim aldı? Hayki mi patron mu diye sormuş bana. Abi Hayki galiba ya. Deli ile beraber Hayki derim ama şöyle de bir şey itiraf edeyim. O disleşme başladığı sırada yani parçalar çıktığı sırada ben askerlik yapıyordum. Bedelli asker görevimi yapıyordum. Hani hızlı da biliyorsunuz çıktı her şey. Çok sonradan bakabildim. Tam güncelinde bakamadığım için biraz da kaçırdım gibi oldu yani onun en baştaki diyaloglarını falan. Evet Mali sendeyiz. Ben de ekledim yorumlarımı ya. Başka bir şey yok söyleyeceğim. Peki. Benim senin söylediklerin artı ben de üzerine bir şeyler ekledim. Çok da fazla konuşacak bir şey yok. Bazı iyi şarkılar hakkında da konuşamıyorum ben ya. Yani. Peki. Çok eleştirilecek bir tarafı da yok şarkının. Başarılı gün yine güzel 4-5 işinden bir tanesi bu da. Çubakka eşliği demiş ki çok En güzel iyisi mi sözlerin. çok emin değilim ama. Onu zaten en sonunda karar vereceğiz. Daha var birkaç parçamız daha. Chewbacca HD demiş ki çok güzel söz yazıyorum ama müzik bilgim olmadan tek bir adım atmak istemiyorum. Güzel mantık. Solfej vesaire gibi şeyleri öğrenebileceğim kaynaklar neler? Rapçiden daha çok müzisyen olmak istiyorum. Abi bu tarz şeyleri gerçekten söylüyorum. Halk eğitim merkezlerinde, belediyede bile öğrenebilirsin temel müzik eğitimini. Daha profesyonel hocalara ücretli olarak gidebilirsin ama ben açıkçası YouTube kaynaklarını veya online kaynakları aşırı önermiyorum. Ben o hatayı yaptım çünkü. Hata demeyeyim ona ama şey var. Daha zor oluyor. Çünkü sana uygulamalı gösteren biri olmadığı için kendin test etmek zorunda kalıyorsun ve bu bilmediğin bir şey olduğu için daha da zorlanacaksın. Her zaman bir eğitmen kontrolünde daha iyidir yani. O konuda belki şey olabilir. Uygun bir eğitim var mı bilmiyorum. Farklı alanlarda aldığım eğitimler sebebiyle söylüyorum. Udemy'deki bazı eğitmenler birebir yardımcı da oluyorlar. Türkiye'ye de özel zaten şey sahibi de Türk bildiğim kadarıyla. Genelde Türkiye'ye özel fiyatlandırma da yapılıyor. Böyle çok dehşet pahalı olmayan 25 liraya 30 liraya falan çok kaliteli eğitimler alınabiliyor. Belki orada da güzel bir şey vardır. Hani Olabilir. eğer öyle bir Yani imkanın yoksa. YouTube'a atıyorum temel müzik teorisi eğitimi işte temel müzik dersleri falan yazdığında karşında gönüllü olarak bu işi yapan müzik öğretmenlerinin kanallarını falan görebilirsin abi. Ücretsiz olarak yayınlıyorlar. Dediğim gibi kötü değiller ama şey var. Anlaması zor gelebilir sana hani bir sınıfta bizzat hocaya odaklanmakla internetten izlemek biraz farklı oluyor. Çünkü internetten izlerken kendi adıma söylüyorum bunu tamamen. Ben mesela YouTube'dan bir tutorial ya da ders seyrederken tam olarak odaklanamıyorum abi. Bir yerde dikkatim kayıyor yani. Ya bir şeye bir telefonuma Vallahi bakıyorum ya telefonuma bakıyorum ya işte yanda bir sekmeden bir şey geliyor ona bakıyorum derken odağım kayıyor mesela. Hani onun için mesela bir sınıf ortamı dershane ortamı benim için daha iyi geliyor bu durumda yani. ben de tam tersi abi. Aynı konuyu hem sınıf ortamında aldım hem internetteki eğitimlerle aldım. Sınıf ortamında hiçbir şey öğrenemedim mesela. Kişiden kişiye değişir o. İnternetteki eğitimlerle çok daha fazla şey öğrendim. Fugzi demiş ki Enes Alper ve Follow Art'ın tutorial'ları var YouTube'da aga demiş. Ben kendi adıma ikisini de çok önermiyorum. Hani müzik eğitimi için ikisini de önermiyorum abi. Bu laf sokmak falan değil Lovart'ın yani. tutorial'ı hatırladığım kadarıyla rap üzerine ya Nasıl müzik rap yapıları şey öğretiyorlarsa değil başka tam ama olarak. müzik eğitimini bu ikisinden almam yani. Ben öyle hatırlıyorum. Bayağı oldu izleyeli ama öyle hatırlıyorum. Bu biraz benim boomerlığımdan kaynaklı tabii senin dediğin gibi. Sen daha rahat ediyorsun ama ben mesela o daha klasik eğitimi tercih ederim kendi adıma. Ben genel olarak Emre online Yücelen'i de bu eğitimlerde daha kanalda başarılı oluyorum. önermiyoruz abi. Sıradaki parçamıza geçiyorum. Akdeniz Coast MOB'den helal. Keşke daha uzun olsaydı ve dramlar falan değişip girseydi. Çok daha Keşke. tatlı Ya şöyle olurmuş. söyleyeyim. Parça biraz uzun geldi bana. Biraz sıkıldım ama keşke o gitar solo çok daha biraz daha uzun olan şey keşke gitar solo olsaydı ya. Of. Yani şöyle Zero'nun vokali beni biraz yoruyor, genel olarak yoruyor ama özgün bir tarz diyebilirim Türkiye için en azından. Bozdef'i beğendim. Nakarat güzel. Beat tatlı. Ama yani çok çok da beni tutacak bir şey yok parçada. Yani hani şey kendi özgünlükleri içerisinde değerlendirirsem fena değil parça. Hakkını yemeyeyim ama beni yine yordu biraz yani. Daha da kısa, biraz da kısa olabilirdi. X24 Akdeniz Coast'ta değil miydi ya? Hatırlamıyorum. Ben Bozdef ve Zero'yu hatırlıyorum. Onu Miraç daha iyi cevaplar Ben atamadı. vokalini kaçırdım galiba onun ya da tarzını mı değiştirmiş. Ta MSN zamanında konuşuyorduk onunla. O zaman bayağı iyi işler yapıyordu. Ama hani çok böyle bilinen, duyulan. O zamanın tekel sitelerinde çıkmıyordu yani. Şimdi yeniden duyma koşuma gitti de burada şey yapamadım ya. Aynen işte Yakalayamadım. Boz'un verse'ü beğendim dediğim o işte Miraç'ın. Tamam, Boz Boz ilk verse. verse Aynen. tamam. Onu Boz'u beğendim ben. Ben de beğendim Boz. İkinci verse kimin? Zemzeme demiş Yaz ki, diyor. biz yok soruyor okudum ben. Peki double rhyme veya envai çeşit İngilizce edebiyatı kafiye şekilleri, kafiye anlamında Türkçe rap için otorite midir? O tarz kafiyeleri yapmayan adamlar için basit tabiri kullanılıyor ülkede. Sen ne düşünürsün merak ettim demiş. Yo abi ben o yani basit
denmesine anlam veremedim ya. Yani şey var, cümle bazında iyi cümleyse abi illa double rhyme olmasına gerek yok bence kafiyenin. Ama ben mesela kompleks ya. Rhyme seven biriyim. Yani şöyle, harflerin de uyaklı olması, örnek vereyim Türkiye için. Şehinşah örneğini vereyim mesela. Bazı şarkılarda bana var belki. Yani evet belki. Ama yani şey var, hani benim hep basit yazıyor ya da basit kendi adıma söyleyeyim eleştirisini getirmem. Gerçekten cümlelerin çok basit olması. Mesela haterlarım orça line'ları falan vardı ya. Haterlarım orça bilmem ne. Hani şey sonunu önceden tahmin edebildiğiniz şeylere ben basitlerim mesela. Hani uyağın sadece AB gitmesi ya da işte tek harfle uyak yapılması bence basitlik değil ya. Evet, Şamdisi de güzel bir örnek bunun için. Doğru. Bak şimdi geldi cevap. İkinci burs -24 X'in şeyini değiştirmiş muhtemelen birazcık tarzını. Beğendim. Bir önceki verdikleri videoda böyle değildi ama bilmiyorum, ben eski tarzını daha çok seviyordum ya. Şöyle, belki bir şarkıya özel bir şey denemiş olabilir. Ya ben Akdeniz Coast içinde Bozdef'le arkadaşım oradan bir tek, hani birbirimizi tanırız daha doğrusu, arkadaşım demeyeyim, çok yan yana gelmişliğim hiç yok. Hani Akdeniz Coast aşırı dinlediğim ve aşırı beğendiğim bir ekipteyken kendi çıtaları için, hani ne yapmışlar diye bakıyordum hani MOB bünyesinde. Kendi çıtaları için parçayı geçerli buldum ama benim düzenli olarak dinleyeceğim bir iş değil. Hani demin söylediğimin aslında daha özeti bu yani. Ya zaten az önce Ömen'den anladık arkadaşın olduğunu. Tanıdığını. Güzel. Ateş edildi yine. Yine geçer işlerden ya, değil mi? Yani geçer, geçer işlerinden. Bugün çok çok kötü bir şey dinlemedik, evet, ya. Hatta aşırı... bir şey diyeyim mi sana? Yasin'in işi bile... Yasin Ulu'nun işi bile önceki haftalardan daha iyi ya. Valla. Abartma. Ciddi abartma, söylüyorum. Abartma. Bir benim akrabam biraz sıkıntılıydı. Yasin Ulu da çok kötüydü abi, abartma. Son parçamıza geçmeden bir istek alayım araya. Emir'in bu sınava hazırlanacağı için son gelebileceği haftalık yayın moderatörümüz Emir'in, onun attığı bir istek vardı. Onu açayım, mutlu olsun. Sana git diyemem darbuka. Emir işin geliyor. Helal sana be. Of sese bak dediğinde Emre Yücelen gibi gireceksin sanırım. Şöyle alıp. Yok canım. Bizim kanalda yok öyle şeyler. Yasin Obuz'u abi, şu yaşında Yasin Obuz'u 20'ye falan katlar çocukcağız ya. Helal sana. O zaman günün son parçası geliyor. Bugün dinleyici demomuz yok çünkü. Red Wine Killers yani Savai ve Farazi, Sun Express Kids. Böyle de bitirmeyin ama parçayı ya. Abi... Hani benim şarkı dinleyecektik en son. Yo, dinleriz istiyorsan, sorun yok. Onu bir kere dinledik diye şey yapmadım. Chat'ten talep geldi. Hadi bugünlük istek alalım çünkü bitirdik yayın normalde. Bir iki istek alayım böyle. Bu şarkıya bir şey söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Ben beat'i beğendim ama çok sarmadı beni şarkı. Listeye attım. Yani. Abi Savai'nin vokalini hiç beğenmemekle birlikte bir beat'i bayağı beğendim. Hani tatlı bir iş olmuş ama Savai'nin vokali beni hiç açmadı abi. 90 BPM'de beğendiğim isimlerden biri olmasına rağmen burada hiç açmadı beni. Üzgünüm. Hani beklentim vardı ikiliden. Karşılığı yok beklentimin şu an için. Kötü olmuş. Gerçekten beğenmedim. Ya Norma Çakmak da hakikaten bu ara moda oldu. Yani çünkü hep Norma biraz kolay hedef gözüküyor. O yüzden oldu da o. Çünkü yalnız hani kolay hedef. O açıdan. Sen de bir şey söyleyecek misin Mali? Yoksa Aslan Türk reddettiğime bir bakabilir miyim? Ben başta söyledim işte abi. Hı-hı. Aynı şeyi söyledik aslında. Yani beat bayağı başarılı ama şarkı sarmadı beni, vokali falan. Evet, Norm'u da kesinlikle yani dediğim gibi beğenmiyorum. Hani bunu hep söylüyorum ama. Yani geçen Tusunay'ın parçasında dedim ya, orada da Norm disteniyor ama Norm oradaki MC'lerin 7 kişi varsa 3'ü hariç kalanından iyi MC yani. Bakıyorsak. Daha iyi yazmıyorlar çünkü Norm'u disteyenlerin çoğu. Bunu Savai için söylemiyorum. Normal şartlarda Savai çok daha iyi bir MC ama bu parça için o zaman yayın bitti. Ben tekrar bir gurur duyduğum bir şey olduğu için MC8, Conway ve DJ Premier'in Honcho parçasını açacağım. Çünkü prodüktörde bir Türk var han. Bununla girmiştik, bununla kapatalım. Tekrar bir dinlemek istiyorum. Evet, fade attım çünkü yayının başında olmayanlar da bu parçayı tekrar keşfetsinler istedim. Çünkü parçanın beatini bir Türk prodüktör yaptı. Çok gurur duydum ben Ferhan yaptığı için. MC8'in bugün çıkan albümünde. Gerçi bu klip olarak birkaç hafta önce verilmişti. En iyi en kötüye geliyoruz şimdi abi. Onu da söyleyip Mestefe'ye raid atayım ben. Kapatalım çünkü ben de daha biraz dinlendikten sonra dün mahvolan Hip Hop 101 kısımlarını tekrar kaydedeceğim. Sizin için editleyeceğim. Evet Mali, senin için günün en iyisi ve en kötüsü. Bunu dahil ediyorsak bu benim için en iyisi. Ama bunu dahil etmiyorsak Türkçelerden seçeceğim. Bence dahil etmeyelim, Türkçelerden seçelim. Tamam, peki.
Haksızlık olmasın. İkimizin fikiriz zaten bu şarkıda. Bunu jüri özel ödülüyle uğurlayalım. Bunun dışında bir şey seç. Tamam, o zaman jüri özel ödülü bugün MC8, Conway ve DJ Premier'in Ferhan prodüktörlüğündeki Honcho parçası. Günün jüri özel ödülünü aldı. En iyi Türkçe rap'lerden seçeceğiz. Sen mi ben mi ilk? Sen başla. En kötü Yeşimayan MC8'den. En iyi de iki tane adayım var benim. Bir Hayki. Bir de Ezel. Bir de Impala'yız. Yok, Ezel değil. Ya Ezel'de de Türkçe kısmı çok az olduğu için onu dahil etmek istemedim. Doğru söylüyorsun, aynen. Ferhan haksız. Yani Impala'yız'la, evet, Impala'yız'la Hayki arasında kaldım açıkçası. Muhtemelen Impala'yı seçerdim ya. Benim kafa yapıma daha uygun diye şarkı. Ben de en kötü için de hemfikirim seninle. Kesinlikle MCR'den ve Yeşim Ayan'ın parçası. Günün en kötü parçası. En iyi parça, ben de Hayki doğru kötüler yanlış iler diyeceğim. Sen Impala'yı seçmiş oldun, ben de Hayki'yi seçmiş oldum o zaman. Ama dediğim gibi yani Ezel'in de parçası falan da çok iyiydi. Aklımdayım ama şimdi sırf Türkçe rap olmadığı için MC8'in parçasını seçmiyorsak Türk prodüktör var diye, Ezel'i de sadece nakaratı yüzünden o parçayı yeni seçmek adaletsiz olurdu hemfikirim yani. Ama ikisi de çok iyi parçalar, hakkını yemeyelim. Tekrar söyleyeyim. İkisi bugün, ayrı bir yerde bugün daha az, değerlendirebiliriz. Bugün daha az kötü işler dinledik önceki haftalara göre, o yüzden mutluyum ya. Güzel bir yayın oldu yani müzik zevkimiz açısından. O zaman ben bizim MSF'ye host diyeceğim. Sağlam çıkıyoruz abi. Aynen öyle. O zaman ben bizim MSF'ye host diyeceğim. MSF'ye selam söylüyoruz. Abone olan herkese, takip eden herkese ve bizle saat 1'e geliyorken hala burada olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Güzel insanlara selam olsun diyorum. Ay, neyse. O zaman MSF'ye selam. Biz kaçtık, görüşürüz. Bir toplanalım da öyle gidelim gerçi. Herkese iyi geceler.